Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Günlükle karşınızdayız. Sıcak gelişmeleri günlükte sizlere aktaracağız. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. HDP'li Semra Güzel nerede sorusu oldukça kritik. Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel adreslerinde bulunamadı. Bilinen adreslerinde bulunamayan Semra Güzel'in nereye gittiği, legal yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığı konuşuluyor. Bugün HDP'ye ilişkin ayrıntıları Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı ile birlikte Ulusal Kanal ekranlarında günlükte konuşacağız. Öte yandan Rusya'nın askeri operasyonu devam ederken İstanbul'daki müzakere masası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı bazı açıklamalarda bulundu ve Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesiyle ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti. Bununla ilişkin ayrıntıları birazdan aktaracağız. Günlüğe başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntıları sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı İstanbul'da gerçekleşen zirve ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuyu da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bir bakışı var, Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız ifadesini kullandı. Denizlerdeki mayınlarla ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu anda bir sıkıntı söz konusu değil. Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar. Tedbiri elden bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası ulusal sesleniş konuşmasında KDV indirimlerini gündeme getirmişti ve bu indirimler 1 Nisan'dan itibaren vatandaşa yansıyacaktı. Şimdi İnce Erdoğan bir zincir markette bugün itibariyle başlayacak olan indirimlere ilişkin bize bilgi aktaracak. İnce Erdoğan, sözü sana bırakalım. Evet Seda Hanık, şu anda Gazi Osman Paşa'da bir zincir marketteyiz. Senin de söylediğin gibi 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e indirildiğini duyurmuştu. Ve bu fiyatlar da 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak demişti. Evet, bugünden itibaren %10'luk bir indirim temel ihtiyaç ürünlerinde raflardaki fiyatlara yansıyacak. Şimdi hangi ürünlerde fiyatlarda indirim oldu bunları göstereceğiz. Bir önceki yayınımızda marketten markete değişen fiyatları göstermiştik. Şimdi aynı marketteki aynı ürünlerde KDV indirimleri ne kadar yansıdı bunları sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. Kameraman arkadaşım Melik Necar şu anda gösteriyor. 32'li bir tuvalet kağıdı. Eski fiyatı 99 lira 50 kuruşken KDV indiriminden sonra fiyatı 91 lira 7 kuruşa düşmüş. Evet, yine önemli ürünlerden bir tanesi bebek bezi. Tabii ebeveynlerin en çok dert yandığı ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü fiyatı gerçekten çok yüksek ama kullanmasalar da olmayacak bir ürün. Olmazsa olmaz bir ürün yani. KDV indiriminde buna da yansıdı. Eski fiyatına bakalım, 68 lira 95 kuruşken KDV indiriminden sonra fiyatı 63 lira 11 kuruşa gerilemiş. Evet, şu anda bulunduğumuz markette KDV indiriminin fiyatlara yansıdığını da görüyoruz. Onu da aktaralım. Evet, ıslak mendilde de yine KDV indirimi söz konusu. Eski fiyatı 15 lira 99 kuruşken yeni fiyatı da 14 lira 55 kuruşa gerilemiş ıslak mendilde. Yine mutfaklarda bütçenin önemli bir kısmını kaplayan ürünler bulaşık makinesi, deterjanlar, bulaşık makinesinde kullanılan deterjanlar. Bunu da aktaralım yine. Bakıyorum hemen, bu da 43'lü bulaşık deterjanı. Eski fiyatı 109 lira 95 kuruşken yeni fiyatı 100 lira 63 kuruşa düşmüş bunun da. Yine bunlar da maliyetli ürünler.
Evet, temizlik ürünlerinden devam ediyoruz. Bu da yine 1,5 kiloluk bir çamaşır makinesi deterjanı. Eski fiyatı 30 lira 95 kuruşken yeni fiyatı 28 lira 33 kuruşa gerilemiş diyelim. Evet, dediğimiz gibi temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %18'den %8'e düşürüldü. Biz de yeni fiyatları sizlere aktarmaya hemen devam ediyoruz. Hemen bakalım. Kameraman arkadaşım Melik Necar görüntülüyor şu anda. Yine bir banyo sabunu. Bu da tabii KDV indirimine konu olan ürünlerden bir tanesi. Eski fiyatı 34 lira 90 kuruşken yeni fiyatı 31 lira 94 kuruşa gerilemiş. Bunu da söyleyelim. Evet, şampuan. Şampuana bakalım. Şampuanın eski fiyatı 23 lira 90 kuruşken yeni fiyatı 21 lira 57 kuruşa gerilemiş. Bunun da onu da söyleyelim. Evet, bulaşık makine bu da yine bulaşık deterjanı, bunu da söyleyelim, sıvı bulaşık deterjanı. Bunun da eski fiyatı 33 lira 95 kuruşken yeni fiyatı %18'li KDV indiriminden sonra, %18'den 8'e düşen KDV indiriminden sonra fiyatı 31 lira 7 kuruşa gerilemiş. Bunu da söyleyelim. Başka hangi ürünler vardı? Tabii yine çok önemli ürünler. Bunları da söyleyelim hemen. Hem hijyenik kadın pedleri hem de mesane pedi, bunları da söyleyelim. Hijyenik kadın pedinin eski fiyatı 39 lira 90 kuruşken yeni fiyatı 27 lira 41 kuruşa gerilemiş. Bunu da söyleyelim. Evet, yaşlı pedi yani mesane pedi, ondaki fiyatı da hemen sizlere aktaracağım. Bunun eski fiyatı 43 lira 90 kuruşken yeni fiyatı da 40 lira 18 kuruşa gerilemiş. Yine dediğimiz gibi bunlar da kritik ürünlerdi. Söylüyoruz, söylemeye devam edelim. Bu da son ürünümüz. Kağıt havlu. Kağıt havlunun da kaçlı kağıt havlu? Bu 6'lı kağıt havlu. Eski fiyatı 23 lira 90 kuruşken yeni fiyatı 21 lira 87 kuruşa gerilemiş. Evet, son bir ürünümüz daha kalmış. Onu da hemen market sepetimizde bulabilirsem hemen göstereceğim. Tabii sabunlar dedik, yine KDV indirimine dahil olan ürünler. Bu da sıvı sabun. Bunun da eski fiyatı 11 lira 90 kuruşken yeni fiyatı 10 lira 89 kuruşa gerilemiş. Dediğimiz gibi 28 Mart günü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan KDV'nin temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e indirildiğini duyurmuştu. Biz de burada hangi ürünler KDV indirimine dahil oldu onları sizlere gösterdik. Hemen tekrar kısaca aktarayım, fiyatlarını zaten aktardık. Tuvalet kağıdı var, kağıt havlu var. Dediğimiz gibi çocuk bezleri var, hijyenik kadın ürünleri var, mesane pedleri var, bulaşık deterjanları var, şampuanlar, aynı zamanda temizlik ürünleri de KDV indirimine dahil oldu. Biz de bugünden itibaren de KDV indirimleri raflardaki fiyatlara yansıdı. Bu da açıklanmıştı. Biz bir önceki yayınımızda marketten markete fiyatların nasıl değiştiğini göstermiştik. Şu anda da aynı markette hem eski fiyatları hem yeni fiyatları sizlere aktarmış olduk. Evet Seda Hanık, sözü tekrar sana bırakalım. İncu Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bir zincir marketten fiyatların son durumunu bizlere aktardı. KDV indirimi %18'den %8 olarak gerçekleşti ve bu da raflara yansıdı. Haberlerimize dönelim şimdi. İş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği Türkiye'nin Güvenliği ve NATO konferansında konuştu. NATO bize sunulmuş bir kanserdir diyen Sancak, Türkiye kanserden kurtulmak istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır vurgusu yaptı. Ekonominin merkezinin Asya'ya kaydığını belirten Sancak, uygarlığın merkezi olan Asya'da yerimizi alacağız, güvenliğimizi de orada sağlayacağız dedi. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanser ruhudur. İçimize sokulmuş bir kanser ruhudur. Türkiye sağlığına kavuşup kanserini yenmek istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır. Geç bile kaldı. İş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği Türkiye'nin Güvenliği ve NATO konulu konferansa katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta konuşan Sancak, Türkiye'nin bir an önce NATO'dan çıkması gerektiğini vurguladı. Bu kararlardan bir an önce kurtulalım, Asya'daki yerimizi alalım, güvencemiz orada. Ayrıca bizim zaten muhtaç olduğumuz kudret asil damarlarımızda mevcuttur. NATO'nun 70 yıllık süreçte Türkiye'ye hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Sancak, aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde dedi. Şu anda ambargo uyguluyorlar bize. Niye ambargo uyguluyorlar bize? Kendi savunma sanayimizi kendimiz kurmak istediğimiz için. Bak ben BMK'de Altay tankını yapmaya çalışıyorum. Her şey hazır, motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusunda bize motor vermedi. Sözleşmede olduğu an. Ayrı tatlı ve kitleri halde.
uluslararası hukuk falan diyorlar. Hiç yaymış. Kendi vefatlarına gelin ne tanıyorlar? Ne tahkim tanıyorlar ne bir şey tanıyorlar. NATO'nun Türkiye'ye ambargo uyguladığını ifade eden Sancak, Ukrayna örneğini vererek Türkiye'yi bağımlı hale getirmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Türkiye kendi tabancasını yapamadı. Mustafa Kemal'in kurdurduğu makina kimya endüstrisini hatır hale getirdi. Bizi sürekli tüketen ve onlara borçlanan, midesinden ve kafasından onlara bağımlı bir millet haline başlaştılar. Şimdi Ukrayna'ya yaptılar gibi. Ve hiçbir katkısı yok, tam tersi sürekli önümüzü kesiyor. NATO bizim içimizde geçmişten kalan bir kanser kurudur. Türkiye sağlığına kavuşup kanserini yenmek istiyorsa NATO'dan çıkmalıdır. Türkiye'deki NATO'culara dikkat çeken Ethem Sancak, NATO'dan çıkma konusunda hükümeti dik durmaya davet etti. Biz NATO'dan çıkarsak yıkılırız. NATO'suz olmaz. NATO'cular var bizde biliyorsun. Bu tehditlere ve bu söylemlere prim vermeyin. Biz hükümeti dik durmaya davet edelim ve dik durduğu zaman da arkasından duralım. Yalpaladığı zaman da hayır yapma diyelim. Zaten bunun doğal sonucu boşanmayla sonuçlanacak. Bizden çok, onlar da bizden çok mutlu değiller çünkü artık köleliği kabul etmiyoruz. Ekonominin merkezi Asya'ya kayıyor, Asya bir üretim merkezi oluyor. Bilim, kültür, sanat da oraya kayacak diyen Sancak, Türkiye'nin gelecekteki yerinin Asya olduğunu vurguladı. Ekonomik istiklet merkezi insanlığın Asya'ya kayıyor, Asya Pasifik'e kayıyor. Üretici güçler orada toplanıyor. Tek başına Çin, satın alma paritesi ölçeğinden Amerika'ya geçti. 2030'da dünyanın en büyük ekonomik gücü haline. Düşünün bir de buna her yıl %10'la büyüyor Hindistan. Arkadaşlar Endonezya. Latin Amerika'nın gelişen ülkeleri. Ekonominin siklet merkezi Asya'ya kayıyor. Uygarlık oraya kayacak. Bilim, sanat, her şey oraya kayacak. Konferans sonrası üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Ethem Sancak'a Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından plaketle takdim edildi. Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları stratejik ortaklığı daha ileri düzeye taşıma ve adil ve demokratik yeni bir dünya düzeni kurma iradesine vurgu yaptı. İki ülkenin bakanları hegemonyacılığa karşı çok kutuplu dünyayı kurmak için dünyayı teşvik ettiklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'de düzenlenen Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Lavrov ve Wang ortak basın toplantısında çok kutupluluğu geliştirmek için çabaları artıracaklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Sizler ve benzer görüşteki diğer halklarla çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ikili ilişkileri geliştirmekteki kararlılıkların daha da arttığına vurgu yaptı. Wang, devlet başkanlarının vardığı mutabakatın rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir çağda bir üst düzeye taşımak üzere birlikte çalışmak istiyoruz dedi. Ukrayna'da yaşananların Batı'nın soğuk savaş mentalitesinden kaynaklandığını belirten Çin Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların meşruiyetinin bulunmadığını ve yapıcı olmadığı eleştirisi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'la ilgili yaptığı konuşmada önemli bir çağrı yaptı. Lavrov, uluslararası toplumun Afganistan'ın yeni hükümetiyle aktif bir şekilde işbirliği yapması ve ülkenin Birleşmiş Milletler ve tüm katılımcıları tarafından resmi olarak tanınmasına yönelik adımları teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Konutlarda kullanılan doğalgaza %35, sanayiye %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye de %44.30 zam yapıldı. Zamlı tarife 1 Nisan'dan itibaren, yani bugünden itibaren geçerli olacak. Bir zam da elektriğe geldi. Elektrikte sanayi tarifesi %20 zamlandı. Zamla birlikte kilowatt saat başı elektrik fiyatı 1 lira 92 kuruştan 2 lira 30 kuruşa yükseldi. Doğalgaz fiyatına 1 Nisan 2022 itibariyle zam yapıldı. Mesken abonelerinin tarifesine %35, sanayi abonelerinin tarifesine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %44.30 zam geldi.
Bu zamla beraber konutlara verilen doğalgaza son bir yılda %92.8 artış yapılmış oldu. Sanayiye verilen doğalgazda yıllık zam oranı %552'yi bulurken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda ise %637'yi buldu. BOTAŞ'ın internet sitesinde doğalgazın %99'unun yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği hatırlatıldı. Doğalgazdan sonra sanayide kullanılan elektriğe de zam geldi. Elektrikte sanayi abonelerinin tarifesine %20 zam yapıldı. Bu aboneler için kilowatt saat başı elektrik fiyatı 1 lira 92 kuruştan 2 lira 30 kuruşa yükseldi. Yurttaşlar, KDV indiriminin çözüm olmadığını, üretim yaparak dışa bağımlılığı azaltarak bu krizden çıkılacağını söylüyor. Böyle gitmez diyen vatandaş, hükümetin serbest piyasaya müdahale etmesini istiyor. Çözüm mü? KDV indirimi pek çözüm değil. Nasıl? Üreten bir ülke olmazsak, biz ekmezsek, biz biçmezsek, biz üretmezsek, dışarıya bağlı kaldığımız süreç içerisinde, yani bunları yaşarız. Bu işte dışarıdan geliyor, dolardan geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani biz kendimiz üretmemiz lazım bunu. Ben de üreticiyim, ben köylüyüm, ben fıstık üretiyorum mesela. Valla vatandaşa yansımadıktan sonra KDV indiriminin bir anlamı yok. Şu anda her şey ateş pahası. Serbest piyasayı da bu kadar da serbestleştirmesinin bir anlamı yok yani. Vatandaşın alım gücüne yansımadıktan sonra bir çözüm olmaz yani. İstedikleri kadar çözüm yapsınlar. Yani düne kadar %18 KDV alıp da bugün %8'e düşürmenin bir alemi yok ki. Denetim yok yani. Denet olsa zaten bu hale gelmezdik. Bir hafta eşya alıyorsun, üçüncü gün geçtiği zaman da sen duymadın mı diyor, bu zam geldi diyor. Durduğu yerde zam geldi diyor. Kafelere oturduk, şeylerde otururduk, denetleme vardı. Şimdi denetleme diye bir şey yok. Şimdi ne olursa olsun, isterse 10 katı olsun, bir tanesi soran yok. Yani her şey 2 katı. Eskisinin 2 katı. Ne gıdada, ne giyimde, ne beyaz eşyada. Hiçbirinde indirim ben göremiyorum. Aynen dolar yükselince gelen zamların aynısı devam ediyor. Ben indirim göremedim. Yani onun çözümü bence kaynaktan gelen maliyeti düşürülmez. Doların artması tüm maliyetler artması demek. Çünkü kazanan kazanıyor, fakir zaten fakir, zengin zaten zengin. Yapacak bir şey yok yani. Olan fakir oluyor. Tavuk hepsi başını almış gitmiş. Diyelim ki 100 liradan gidiyordum, şimdi 200 liradan gidiyorum, yetmiyor. Onu bile yani yapamıyoruz. 200 liradan gittiğimiz halde yetişemiyoruz. Yani yarı yarıya, 2 kiloysa 1 kilo, 1 kiloysa yarım kilo, tane. Ülkede yatırım olmadığından dolayı, üretim olmadığından dolayı herhalde dışarıdan geldiği için çoğu ürünler. Ama bu da tabii ki hükümetin yaptığı yanlış ekonomi hamleleri yüzünden. Böyle olmaması gerekirdi. Daha köklü çözümler lazım. Yani bu böyle gitmez diyorum. Hiçbir şey düşmedi abi. Zaten 600 lira bize bir emeklilik fark verdi. Gidiyorsun her şeyden 600 kağıt yeri çıkıyor karşısına, 1600 çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 muhalefet partisinin mutabakat bildirisini yabancı bir büyükelçiye onaylatması ile ilgili konuştu. CHP liderinin ortak metni bir Avrupa Birliği elçisine redakte ettirdiğini söyleyen Soylu, muhatabı çıkıp açıklasın, aslı vatana ihanettir dedi. Siyaset ve devlet işi ciddi bir iştir. Tekrar ifade ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 partinin ortak metnini bir Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne onaylattığını açıkladı. Kendi yanındaki büyükelçiyi Avrupa Birliği'nden bir büyükelçiye, kalkan yemeğe gitmediler yalnız. Yeni bir açıklama yapan Soylu muhatabı gösterdi, aslı vatana ihanet dedi. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Bakan metnin redakte ettirilemeyeceğini belirtti, bir şifre daha verdiğini söyledi. Toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızda bir büyükelçiyi, kendi yanınızdaki kişiyi bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sivil toplum il müdürleriyle görüşme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. LGBT'nin Batı tarafından fonlandığını söyledi. Türkiye'de kurulmuş bulunan 22 LGBT derneğine toplam 20.127.417 dolar yardım yapıldı. LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytulculuk, PKK'cılık, YHKPC'cilik. Bunların önemli bir bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Ve bunların her birinin kökü dışarıdadır. Bakan, PKK ve çeşitli örgütlerin de Batı'dan para alarak faaliyette bulunduğunu açıkladı. Güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardan beri. PKK yıllarca bu yöntemle besledi. YHKPC aynı şekilde yıllardır Batı'nın
bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden müzakerelerle ilgili konuşan Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle yeniden görüşeceğini belirtti. Türkiye'nin garantör ülkelerden biri olabileceğini söyleyen Erdoğan, Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında ısrarlı bir duruşunun olmadığını vurguladı. 58 ülke... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Özbekistan'dan dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden müzakerelerle ilgili konuşan Erdoğan, hedefin iki ülkenin devlet başkanlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmeler yapma kararlılığım var. Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek diyeceğiz. Temenni ediyorum ki inşallah bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Bu çerçevede devlet başkanları düzeyinde yapılacak toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız. Ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor. Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz diyen Erdoğan, Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu olmadığına dikkat çekti. Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliği noktasında çok ısrarlı bir duruşu yok. Aslında Ukrayna'nın Avrupa Birliği konusunda da çok ısrarlı bir davranış içinde olacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu süreçte Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir kısmı dışında bu işe ciddi manada asılmadılar. Bütün bunlara rağmen Sayın Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi noktasındaki olumlu bakışını öğrendim. Duydum. Tabii bu görüşmeler esnasında nihai durumu da öğreneceğiz. Kendisiyle görüşmemde de bunu kendisinden duymak, bu konuda atılacak adımları da daha isabetli değerlendirme imkanını bize vermiş olur. Erdoğan, Rusya'nın yüz ölçümüyle, nüfusuyla, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel gücüyle dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alan bir güç, bir kuvvet olduğunu da ifade etti. Yaptırımlarla ilgili Türkiye'nin tutum değişikliği olmadığını vurguladı. Şu ana kadar biz yaptırımlar noktasında herhangi bir tutum değişikliğine gitmediğimiz gibi Rusya tarafından da bu yaptırımlar zinciri içerisinde Türkiye'ye karşı herhangi bir uygulama yapılmadı. İsrail'le başlayan yeni dönemi de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Aviv yönetimine Mescid-i Aksa uyarısı yaptı. Erdoğan, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na onu da söyledim. Her yıl bir sıkıntı yaşanıyor. Bu Ramazan bayramında Müslümanlar huzurlu bir Mescid-i Aksa ziyareti yapabilsin." ifadelerini kullandı. Asgari ücrette yeni artış olur mu sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Tespit tarihi Aralık." dedi. "Ben vatandaşımı onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı'na otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Kırmızı et fiyatı tartışmalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, "Şu anda ne yazık ki kırmızı eti fırsata dönüştürmek isteyen bazı fırsatçılar var. Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreciyle ilgili açıklama yaptı. İki ülke arasında 1-2 hafta içinde üst düzey görüşmelerin başlayabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Rusya lideri Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını söyledi. Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesinin dışişleri düzeyine taşınabileceğini belirtti. Kuleba ve Lavrov'un toplantıya hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 1-2 hafta içinde en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme olabilir ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgeye asker göndereceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu,
16.600 civarında vatandaşımızı tahliye ettik. Ülkenin tamamında refakatçileriyle birlikte 90 vatandaşımız var. Otobüslerimiz sürekli sahada bekliyor, ifadelerini kullandı. Rusya'nın doğal gazı rubleyle satma kararlılığı Avrupa'da panik yarattı. Gaz rezervleri azalan Almanya'nın ardından Yunanistan'da erken uyarı durumuna geçti. Bu arada Avrupa'da ilk olarak Vatikan rubleyle gaz alımına başladı. Rusya'nın doğalgazı rubleyle satma kararını aşamayan Avrupa'yı panik sardı. Rezervleri azalan Almanya ve Yunanistan'ın erken uyarı durumuna geçtiği belirtildi. Nach der Gasverordnung aus Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı gaz acil durum planında erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini açıkladı. Hali hazırda tedarikle ilgili bir sorun yaşanmadığını belirten Habeck, olası bir arz sorunu için ihtiyati tedbirler aldıklarını söyledi. Yunanistan Enerji Bakanlığı da Rusya'nın verdiği süre dolmadan acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı. Toplantıda Rusya'nın gaz akışını durdurması halinde stoklarının yeterliliğiyle ilgili mevcut tüm senaryoların değerlendirileceği belirtildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya ile ortak yürüttüğü petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyeceğini duyurdu. Mallarımızı hem Avrupa Birliği'ne hem de Amerika'ya tedarik etmemizin ve ödemeyi dolar, avro veya diğer para birimleriyle almamızın bir anlamı olmadığı aşikar. Doğalgaz tedariğimizin ödemelerini dost olmayan ülkelerden Rus rublesiyle alacağız. Rusya'nın gaz ve petrol ihracatında ruble kullanma kararından sonra İlk ruble ödemesini yapan ülke Vatikan oldu. Vatikan Bankası Rus doğalgazını ruble olarak ödedi. Roma'nın merkezinde yer alan devletin Rusya Merkez Bankası'ndan 10 milyon avro eşdeğerinde bir ruble satın aldığı kaydedildi. IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, dolar saltanatının çöküşüyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımların Amerikan dolarının hakim rezervini ortadan kaldıracağını söyleyen Gopinath, bazı ülkelerin şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yaptığını belirtti. Dünya genelinde milli paralar üzerinden ticaret artıyor. Milli paralar yükseldikçe doların saltanatı da çöküyor. Süreçle ilgili son tespit, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'tan geldi. Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımların ABD dolarının hakim rezervini ortadan kaldıracağını belirtti. Gopinath, Financial Times'a verdiği mülakatta, doların küresel para birimi konumunun giderek azalması çok olası ifadelerini kullandı. Ülkeler ticaret yaptıkları ve borç aldıkları para birimlerinde rezerv biriktirme eğiliminde. Bu nedenle diğer para birimlerine doğru daha yavaş hareket eden bazı eğilimlerin daha büyük bir rol oynadığını görebilirsiniz. Bazı ülkelerin şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yaptığını belirten Gopinath, diğer para birimlerinin küresel ticarette kullanımının merkez bankalarının rezervlerinde de çeşitlilik sağlayacağına dikkat çekti. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın çok işlevli medya merkezi Suhum'da törenle açıldı. Merkezin açılışını kutlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçleneceğini vurguladı. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınmasının büyük görev olduğunu söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin bu görev için çalışmalarını daha da kararlı devam ettireceğini ifade etti. Abhazya'yı Türkiye'mize ve bütün dünyaya açacak olan ve bize Abhazya'dan kardeşlik bilgileri ve Abhazya'nın başarılarını gönderecek, duyuracak olan medya merkezinin başarıları hepimizin başarıları olacak. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın çok işlevli medya merkezi artık kullanıma hazır. Medya merkezinin açılışını Türkiye'den Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olarak yürekten duygularla kutluyoruz. Suhum'da bulunan çok işlevli medya merkezinin açılışına ilgi yoğun oldu. Açılış törenine Devlet Başkanı Aslan Bijenya, Rusya Federasyonu'nun Abhazya Cumhuriyeti Büyükelçisi Mihail Litvinov, Güney Ossetya Cumhuriyeti'nin Abhazya Cumhuriyeti Büyükelçisi Oleg Botsiev, Pridnestrovya Moldova Cumhuriyeti'nin Abhazya Cumhuriyeti Resmi Temsilcisi Geri Kupalba ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Devlet
Devlet Başkanı Aslan Bijenya, uluslararası bilgilendirme politikası alanında etkin olarak çalışmak önemli ve gereklidir. Doğru yaklaşımla her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum, ifadelerini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, merkezin açılışını kutlayan bir video gönderdi. Perinçek, medya merkezinin katkılarıyla Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirileceğini vurguladı. Abhazya ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını önümüzdeki dönemde medya merkezimizin de büyük katkılarıyla güçlendireceğiz, çelikleştireceğiz. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınmasının büyük görev olduğunu söyleyen Perinçek, Vatan Partisi'nin bu görev için çalışmalarını daha da kararlı devam ettireceğini ifade etti. Abhazya'nın bütün dünya tarafından devlet olarak tanınması önümüzdeki görevdir. Vatan Partisi bu görev için çalışmalarını şimdi daha gayretli olarak yürütecektir. Bu açılış gününe katılan bütün Abhazya'nın sayın devlet adamlarını ve bütün dostları, kardeşleri Türkiye'den en sıcak duygularla selamlıyoruz, saygılarımızı yolluyoruz. Güney Ossetya, Rusya'ya bağlanmak için referandum hazırlığı yapıyor. Rusya'ya katılmak için referandum yapmak istediklerini belirten Ossetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoli Bibilov, hukuki adımların da en kısa zamanda atılacağını söyledi. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Ossetya'da referandum hazırlıkları yapılıyor. Güney Ossetya, Rusya'ya katılmak istiyor. Ossetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoli Bibilov, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak istediklerini belirtti. Bibilov, buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız, ifadesini kullandı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Ossetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Abhazya ve Güney Ossetya bölgeleri bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya'nın yanı sıra Venezuela, Nikaragua, Nauru ve Tuvalu da Güney Ossetya'yı bağımsız devlet olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı Doğu Akdeniz'de suları ısıttı. Amerika, Fransa ve İngiltere'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesine Rusya 16 savaş gemisini Akdeniz'e kaydırarak yanıt verdi. Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliği yoğunlaştırdı. ABD, Fransa ve İngiltere donanmaları, uçak gemileri dahil olmak üzere bölgeye savaş gemileri gönderdi. Rusya'da bu hareketliliğe karşılık Baltık Denizi'ndeki ve Kuzey Filosu'ndaki gemileri Doğu Akdeniz'e çekti. Son çekilen uydu fotoğraflarında Rusların en az 16 savaş gemisinin bölgede olduğu görüldü. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'ye bağlı 6 farklı ülkeden 6 savaş gemisi de Doğu Akdeniz'deki ortak operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak gruba İngiliz muhrip HMS Diamond katıldı. Portsmouth'ta konuşlu gemi, etkili bir hava savunma destroyeri olarak biliniyor. Gemi geçen yıl İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'e eşlik ederek 7 aylık bir görev yürütmüştü. Batı'nın Doğu Akdeniz'e gelmesiyle birlikte Rusya'da Baltık ve Kuzey Filosu'ndaki bazı gemilerini Doğu Akdeniz'e çekti. 16 gemiden oluşan Rus filosunun bir arada Suriye'ye doğru ilerlediği görülüyor. Uzmanlarca bu durum Rusya'nın Karadeniz'deki deniz operasyonları için bir dış savunma katmanı olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ege'ye uçak gemisi sokan ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı bölgede toplanan Ruslar önemli bir caydırıcılık kurmuş durumda. Tam da bu dönemde Yunanistan Devlet Televizyonu'na ERT'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna operasyonunun Doğu Akdeniz'in stratejik önemini arttırdığına dikkat çekti. Amerikan sözcüsü Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmada Doğu Akdeniz'in rolüne vurgu yaptı.
Pakistan'da 21 ülke gençliğinin katılımıyla toplanan İslami Gençlik Kurultayı sona erdi. Kurultaya Türkiye'yi temsilen katılan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Bilim ve teknolojik gelişmelerin batıdan ibaret olmadığını belirten Çınar, o da artık ekonomi gibi Asya'ya kaymış durumda dedi. 21 ülke gençliğini Pakistan'da buluşturan İslami Gençlik Kurultayı tamamlandı. 2 gün süren kurultayda Müslüman ülkeler arasında güçlü ilişkilerin nasıl yaratılacağı tartışıldı. Bilim ve teknoloji alanındaki ortak girişimler, İslam kültürünün durumu, turizm ve sporun tanıtılması ve Müslüman ülkelerin gelişmesinde medyanın rolü üzerine de fikir alışverişi yapıldı. Kurultaya Türkiye'yi temsilen katılan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, katılımcılara seslendi. Türkiye'nin ABD emperyalizmine karşı verdiği mücadeleyi anlatan Çınar, yükselen Asya'nın önemine vurgu yaptı. Batı bir insan yaratmak istedi. Bu insandan farklı, bizden farklı, bizim insanımızdan farklı. Bencil, bireyci, lüksüne düşkün, üretmeden tüketen bir insan ve aciz, korkak bir insan. Batının karşısında ezilen bir insan yaratmak istedi. Bize uyuşturucuyu yaydı, ülkelerimize uyuşturucuyu soktu. İzlediğimiz dizileri, filmleri belirledi. Şarkılardan sanatı uzaklaştırdı. Kendi kültürünü dayattı bizlere. Ve bizim milli değerlerimizden ve kimliğimizden koparmaya çalıştı ve bunları hedef aldı. Bilim ve teknolojik gelişmelerin batıdan ibaret olmadığını vurgulayan TGB Genel Başkanı Türkiye'yi örnek gösterdi. Bilimde ve teknolojide emperyalist tahakkümden kurtuldukça üretim artıyor ve bilimsel gelişme, teknolojik gelişme hızlanabiliyor. Türkiye'de de bu böyle oldu ve özellikle Türkiye örneğine baktığımızda Cumhuriyet'in ilanından sonra bilimsel ve teknolojik olarak hızla gelişme görürüz. Bu da emperyalizme karşı verilen o büyük mücadelenin bir sonucu, o kazanılan zaferin bir sonucu. Bir ülke özgürleştikçe üretebilir. Bugün de Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında üretiyor olmasının sebebi 2. İstiklal Savaşı'nı veriyor olmasıdır ve emperyalizme karşı mücadele ediyor olmasıdır. Gençlerin tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Çınar, bilimsel çalışmaların daha da artırılması gerektiğini söyledi. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin merkezi Batı değil. O da artık ekonomi gibi Asya'ya kaymış durumda. Bizler ülkemizi yönetmeye aday olan gençler olarak bilimsel çalışmaları arttırmalı, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri sağlamalıyız. Medeniyetlerin kurulduğu ve geliştiği coğrafyalardayız. Eşsiz tarihsel ve kültürel mirasımız var. Ve yapmamız gereken en önemli meselelerden biri de bu eşsiz kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak ve bunu kesinlikle kültür turizmine çevirmek, dönüştürmek zorundayız. Kurultay sonrası Türkiye'ye dönecek olan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve TGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Işık Gün Akfırat, Pakistan temaslarını anlatacağı bir etkinliğe de katılacak. Etkinlik 2 Nisan Cumartesi saat 17.30'da İstanbul'daki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak. İsviçre'nin Bern kanton seçiminde İsviçre Türkiye Hekimler Birliği Başkanı Dr. Belinda Nazan Walpoth milletvekili olarak seçildi. Walpoth seçim sonrası yaptığı konuşmada kendini Atatürk'ün kızı olarak tanımladı. İsviçre'nin Bern kanton meclisine bir Türk milletvekili olarak seçildi. Açarken lütfen. İsviçre Türkiye Hekimler Birliği Başkanı, Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Belinda Nazan Walpoth, yüksek bir oyla rakiplerini geride bıraktı. İyi bir kadroyla son derece etkili bir seçim çalışması yürüttük. Politik hayatta ve günlük yaşamda özellikle seçim çalışmalarında insanlarımızın sorunlarını dinledim. Bu sorunları parlamentoya yine taşıyacağım ve çözüm bulmak, yardımcı olmak için her şeyi yapacağım. Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olarak seçimlere giren Walpoth, kendisini Atatürk'ün kızı olarak tanımladı. Gençlere örnek olmak için bu yola çıktığını söyledi. Çıktığım bu yolda sessizlerin sesi gençlerimize örnek bir Atatürk kızıyım. Daha çok gencimizi mecliste görmek, onlar için ışık olmak bana büyük onurdur. Nazan Walpoth öğretim üyesi bir hekim olarak hem öğrencilerine hem de hastalarına gerek hastanede gerek özelde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Tam olarak sokağa çıkma yasak.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hakkında FETÖ üyesi kararı olan ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz'a sahip çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Burak Oğuz'u 30 Mart günü bir kez daha makamında ağırladı. Oğuz, görüşmeye ait fotoğrafları "Geliyor gelmekte" olan başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giyen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Burak Oğuz, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlık katında görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem partisinin hem de FETÖ'nün üyesi olan Burak Oğuz'u makamında bir kez daha kabul etti. Burak Oğuz, Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklanmış, ardından İzmir'in Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Oğuz'a silahlı Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 7 ay hapis yatan Oğuz cezaevinden çıktıktan sonra iki kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa görüşme yaptı. Oğuz, Kılıçdaroğlu'yla son görüşmesini 30 Mart günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. CHP üyeliği devam eden Oğuz, görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. "Geliyor gelmekte" olan etiketleriyle yapılan paylaşımlarda Oğuz, "Sayın Genel Başkanımla gelmekte olan güzel günlerin sohbetini ettik" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin her fırsatta sahip çıktığı Burak Oğuz, 24 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla ziyaretinde protokol sırasında yer almıştı. İYİ Parti'de başkanlık divanında değişiklik yapıldı. Yeni başkanlık divanında görev verilmeyen isimlerden Nuri Okutan değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Partinin söylem değişikliğine gideceğini belirten Okutan, HDP'nin bazı söylemleri kabul edilebilir dedi. Benim prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık divanında yaptığı değişikliklerin HDP için yapıldığı belirtildi. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. Açıklama başkanlık divanında yer almayan Nuri Okutan'dan geldi. İYİ Parti'de böyle bir değişikliği beklediklerini belirten Okutan, bundan sonra partide söylem ve faaliyet açısından değişim olacağını söyledi. Sayın Demirtaş sanık. Sayın Demirtaş hükümlü değil. Okutan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye karşı bir değişiklik olacak mı sorusunu da yanıtladı. Nuri Okutan, HDP'nin bazı söylemleri kabul edilebilir dedi. PKK'nın talimatlarıyla yönetildiği için HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen'in kurduğu yeni partinin dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Türkiye'nin Sesi Partisi'nin 31 kurucu üyeden oluştuğu belirtildi. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasi yaramak, demokrasiyi geliştirmek. HDP'den PKK'nın talimatlarıyla yönetildiği için istifa eden Ayhan Bilgen yeni partisini kurdu. Değiştirmeyi, farklılığın farkında olmasını sağlamayı kastediyor galiba. Bilgin'in kurduğu Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Çalışmamız sonunda, en sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdi. Ses Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler bakanlık önünde bir açıklama da yaptı. Hiçbir partinin ne bir karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusu ne de devamı niteliğinde bir partidir. Bu konuda da sizi aydınlatmak isterim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi Projesi kapsamında Ankara Etimesgut'ta bir eğitim konferansı düzenledi. Konferansta konuşan CKD Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, tam bağımsızlığın anne ve kadın için önemine dikkat çekti. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise Batı emperyalizmine karşı mücadele vurgusu yaptı. Bugün Batı medeniyeti emperyalizmin milli devletleri içeriden zayıflatma ve onları ortadan kaldırma aracına dönüşmüştür. Uyuşturucuya karşı harekete geçtiler. Ankara'da eğitim verdiler. Çocuklarımızı korumamız lazım. Çocuklarımızı bu zillete düşmenin
pençesinden kurtarmamız lazım. Cumhuriyet Kadınları Derneği Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi Projesi kapsamında bir eğitim konferansı düzenledi. Dijital bağımlılık ve uyuşturucu bağımlılığı. Bu dünyadaki temel. Bu bağımlılıklar insanı yalnızlaştırıyor. Kimliksizleştiriyor. Ankara Etimesgut'ta çocuklarımızı uyuşturucuya karşı nasıl koruruz? Başlıklı konferansa Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz ve beraberindeki heyet katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı konferansta MHP Kadın Kolları Etimesgut İlçe Teşkilatı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Necmi Bulut ve İyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Kalaycı da yer aldı. Acaba hangi zengin Batı ülkesinde anne babalar çocukları için ayağa kalktılar? Yani bağımlıların anne ve babaları. Hiç böyle bir hareket oldu mu orada? Olmadı. Peki bizde? Bizde ayaktalar. Bakın çıktılar meydana. Şimdi çocukları için mücadele ediyorlar. Bağımlı anneleri, bağımlı babaları. En çok anneler. Uyuşturucuya karşı birlikte hareket etmenin vurgulandığı konferansın açılış konuşmasını CKD Genel Başkanı Profesör Doktor Oygür yaptı. Oygür konuşmasında tam bağımsızlığın kadın ve aile için önemine dikkat çekti. Akdeniz'deki menfaatlerimize bir kadın derneği olarak sahip çıkıyoruz. Yani biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi Akdeniz'deki menfaatimizle birleştirebiliyoruz. Çünkü diyoruz ki kadın ancak bu anlayıştaki bir devlet yönetimiyle gerçek kurtuluşa ulaşacaktır. Konferansa katılan Etimesgut Belediye Başkanı Demirel ise konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin anlatılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. CKD'ye konferans ve projeleri için teşekkür etti. Batı emperyalizmi bu ülkede olsun, gelişmekte olan bütün ülkelerde olsun hedefleri bellidir. Türk aile yapısını bozmaya yönelik çalışmaların karşısında durmak ve aile yapısını güçlendirerek bu ülkenin bekasına sahip çıkacağımızın farkında olan bir iradeyi de yıllarca savurduk, müdafaa ettik, müdafaa etmeye devam ediyoruz. Madde bağımlılığı ve tedavisi uzmanı, proje bilim danışmanı Profesör Doktor Defne Tamar Gürol da eğitimde bir sunum yaptı. Gürol çocukların uyuşturucudan uzak durmasında anne ve ailelerin rolünü ve önemini anlattı. Uyuşturucu kullanmak bir yaşam tarzı, dünya görüşü. Biz uyuşturucu kullanmak değil, bu yozlaşmış kültüre karşı çıkıyoruz. Uyuşturucu karşıtı duruş, siyasi bir duruştur, ideolojik bir duruştur. Uyuşturucu maddelerin en fazla, en olumsuz, en zararlı, beyin üstünde en zararlı etkileri 14-24 yaş arasındaki gençlerde ortaya çıkar. Konferansta uyuşturucuya karşı hazırlanan eğitici videolar izletildi. Eğitime katılan öğrencilere de sorular soruldu. Vatan Partisi'nde Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan görevlendirmeler dikkat çekiyor. Fedailer ellerinde bavul görev bekliyor. Partinin İstanbul kadrolarından Berat Karaaslan, Öncü Gençlik Diyarbakır İl Başkanı olarak göreve başladı. Karaaslan, Öncü Gençliğin fedahi ruhunu, mayasını Diyarbakır'a taşıyacağız dedi. Bizim partimize üye olan bütün arkadaşlarımız bilirler ki Öncü Gençlik kadro ocağıdır. Öncü Gençlik Türkiye'nin 150 yıllık tarihsel birikiminin omuzlarında taşıyan bir siyasi niteliğe sahip. Aldı bavulunu, çıktı yola. Yeni görevi için kolları sıvadı. Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul kadrolarından olan Berat Karaaslan Diyarbakır'da görev aldı. Böyle tarihsel topraklarda, böyle Türk siyasetinde, Cumhuriyet tarihinde çok önemli hadiselere konu olmuş bir yerde vatan, emek ve namus mücadelesinde bulunan bir partinin böyle geniş bir çevresini önderlik etmek benim için de bir gurur kaynağıydı. Öncü Gençlik Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olan Karaaslan çalışmalarına başladı. Diyarbakır'ın üniversitelerinde, liselerinde Diyarbakır gençliğini Vatan Partisi'nin vatan, üretim, gelecek programı etrafında bir araya getirmek, o insanların derdini, o insanların sorunlarını doğru programda birleştirmek. Karaaslan hedeflerini anlattı
Diyarbakır gençliğini Vatan Partisi'ne davet etti. Öncü gençliğin o fedai ruhunun mayasını Diyarbakır'a da taşıyacağız. Bizim bavullarımız hazır. Son 1-2 yıldır öncü gençliğin gündeminde fazlaca var. Sistemin dışına çıkmış bir vatanseverlik tavrı. DHKPC saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 7. yıl dönümünde anıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Törende konuşan Bozdağ, "Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar." dedi. DHKPC saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 7. ölüm yıl dönümünde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, baro başkanları, savcılar ve hakimler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve şehit savcının babası Hakkı Kiraz konuşma yaptı. Baba Kiraz, "Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim gelir, burada hedef alınan devletti," dedi. Törende konuşan Bozdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. PKK, FETÖ, DHKPC ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bunlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyoruz. Bunlara silah veren, bunlara para veren, bunlara eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da, ağababalarıyla da mücadele ediyor. Allah'ın izniyle dünden bugüne bir bu mücadelede milletimizin, devletimizin aleyhine bir sonucun doğmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Şehit savcı Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKPC teröristleri tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmişti. Kısa bir reklam, ardından günlük devam edecek. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki değerli konuğumuz bizlerle birlikte iç politika gündemini konuşacağız. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün gündemdeki en önemli konulardan biri HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu konusu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Semra Güzel'in bilinen adreslerinde bulunamadığını ifade etti. Bu konuyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi. HDP'li Semra Güzel nerede konusu aslında çok daha öncesinde gündeme gelmişti. Teröristlerle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Semra Güzel'in illegal yollardan yurt dışına çıkıp çıkmayacağı konusu konuşuluyordu. Sayın Pazarcı, sizce HDP'li Semra Güzel bu yöntemle çok daha öncesinden yurt dışına çıkmış olabilir mi? Vallahi zaten bu yöntemle defalarca yurt dışına çıkmış, gelmiş, Kandil'de terör örgütünden bir sevgili edinmiş, onunla fotoğraflar çekmiş, onlara yardım etmiş bir insan elbette bu yöntemle yeniden yurt dışına çıkabilir. Zaten başka bir yöntemi kullanma ihtimali yok, sıfır. Çünkü sınır kapılarına yasal olarak çıkışının engellenmesi için yazılar yazılmış durumda. Tabii yurt dışına çıkmış da olabilir. Türkiye'de bir yerde saklanıyor da olabilir ama yurt dışına çıkarsa ne yapar derseniz herhalde Kandil ve çevresine önce gider ama oralarda durmaz. Daha sonra bir takım yollar bularak kendisini Avrupa ülkelerine atar. Çünkü orada Kandil'de o hayat şartları içinde sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehdidi ve SİHA'ların tepesinde uçması halinde oralarda zaten barınamaz. Oralarda hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Muhtemelen eğer yurt dışına kaçmışsa önümüzdeki günlerde Yunanistan ya da daha batıdaki bir batılı ülkede kendini gösterebilir. Ama tabii tedbir alınması gerekirdi, takip edilmesi gerekirdi. Zaten yazıldı, çizildi defalarca Semra Güzel kaçabilir denildi. Burada bir maalesef bir zafiyet var. Çünkü bunlar milletvekili sıfatı olsa bile daha önce terör örgütüyle iç içe bir hayat süren,
terör örgütüyle yan yana olan HDP'li milletvekilleri, yani haklarında kapatma davası var zaten. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış, Anayasa Mahkemesi'nde dava görülüyor ve o davada da bu ve buna benzer o kadar çok suç var ki, o kadar çok terör iltisakı var ki tedbir alınması gerekirdi diye düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Pazarcı. Deniz Adalı, mecliste daha kaç tane Semra Güzel var konusu tartışılırken Semra Güzel'in nerede olduğu konusunda şu an Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Bu nasıl bir tehdit ve tehlike teşkil ediyor Türkiye için? Şimdi Türkiye'nin terörle mücadelesi var biliyorsunuz Seda Hanım ve Mehmetçiğimiz, polisimiz, korucularımız sürekli sahada ve terörle mücadele ediyor. Amansız bir mücadele yürüyor ve son durumda da tabii Diyarbakır anneleri de bu mücadeleye eklemek gerekiyor. Çünkü onlar da o örgütteki PKK'daki çözülmeyi hızlandırdılar. Hatta yine yeni eleman kazanma noktasında çok zorluklar yaşıyor artık, eskisi gibi değil. Sayın İçişleri Bakanı da bu konuda sürekli vurgu yapıyor zaten. Yani yurt içinde kalan terörist sayısı ve yine örgüte katılma anlamında bu sayıların çok çok düştüğünü söylüyor. Tabii bu topyekun mücadelenin getirdiği bir kazanç ve kazanımlar, başarılar. Bu başarıları tabii tersine çevirmek isteyen bir Amerika var. Türkiye'ye karşı terör tehdidini sürekli ön plana süren ve Türkiye'de kaos, kargaşa çıkarmak isteyen, sadece PKK ile değil FETÖ'yü de kullanarak burada bunları yapan bir Amerika. Bizim düşmanlarımız var. Zaten uzun yıllardır Amerika'nın PKK'ya, PYD'ye, işte Suriye'deki, İran kuzeyindeki desteklerini çok iyi biliyoruz. Ama bu son mücadeleyle artık o örgütte çöküş başladı ve hatta bitirilme noktasına geldiğini, zor durumda olduklarını, Kandil'den o saklandıkları mağaralardan kafalarını çıkaramadıklarını biliyoruz. Tabii burada sizin söylediğiniz soru çok önemli ve anlamlı. Şöyle anlamlı, böyle bir mücadele yürürken ama aynı zamanda bizim Gazi Meclisimizde, Kurtuluş Savaşımızı veren meclisimizde bu PKK'nın Türkiye'nin topyekun mücadele ettiği, ABD'nin taşeronu PKK'ya karşı mücadele ederken onun propagandasını yapmak için kurulmuş, onun emirleri ve talimatlarıyla hareket eden ve ondan dışarıya çıkmayan bir sözde siyasi parti var. Ama bunun PKK'nın siyasi uzantısının olduğunu herkes biliyor artık, 7'sinden 70'ine. Aksini zaten kimse söylemiyor ki kendileri de zaten bunu böyle ifade ediyor. PKK'nın siyasi uzantısı olduklarını söylüyorlar. Örneğin HDP'li Katırcıoğlu'nun yakın zamanda bir açıklaması vardı. İstanbul milletvekili. Onu söyledi, biz PKK'yla aramıza nasıl mesafe koyarız? Anneyle çocuğun arasına, anneyle babanı, anneyle babayla çocuğun arasına mesafe koyulabilir mi diye de çok net bir şekilde tarif ettiği bir ilişki. Yani biz de bugün meclisimizde HDP'nin değil PKK'nın vekilleri var desek yeridir. Zaten Semra Güzel'le ilgili Emin Bey söyledi. Yani burada bir zafiyet olduğu belli. Çünkü kaçacağı, kaçırılacağı, yurt dışına çıkacağı belliydi. Zaten bunun haberleri de yapıldı. Tartışma programlarında bile konuşulan bir konuydu bu açıdan. Tabii herkesin bildiği bir konu. Tabii burada özel önlem alınması bu mücadeleyi çok büyük oranda etkilemeyecek. Yani terörle mücadelesini yapmayacak ama şunu da yaratıyor bir yandan. Yani bu ve bunun gibiler. Yine işte bugün Semra Güzel kaçtı ama Semra Güzel gibi daha kaç tane vekil var meclisimiz içinde. Ve bunlarla ilgili bir kapatma davası var. Burada AYM'yi de özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu sürecin uzamasını, kaçmasını, bunların kurtulmasını Anayasa Mahkemesi isteyerek ya da istemeyerek neden oluyor. İşte o meşruiyet tartışmalarında Millet İttifakı'nın da çok ciddi sorunları var. Sorunları var. Onlar neler? Sorumlulukları var. İşte HDP yasal partidir, %10 oy almıştır, 6 bin oy almıştır gibi söylemlerle PKK'nın siyasi uzantılarını Türkiye'nin gündeminde tutmaya çalışan, sırf Erdoğan iktidarını, ABD'nin direktifleri ve talimatları doğrultusunda Erdoğan iktidarını devirmek için PKK ile bile işbirliği yapan Millet İttifakı'nın Türkiye siyasetine getirdikleri ve gündeme tutmak istediği bir siyasi parti ve onun vekili, zaten PKK'nın uzantısı olduğunu da söylemeyen bir isim. Tabii burada biz terörle mücadele odaklı bakıyoruz ve terörle mücadelenin kararlı bir şekilde yürümesini istiyoruz. Ve terörle mücadelenin böyle yürümesi gerekiyorsa bu Anayasa Mahkemesi'nin de bu süreci uzatmadan bir önce kapatma davasını vererek bu kişiler hakkında siyasi yasaklar konulması, suçu olanların bir önce yargılanıp cezaevine atılması. Çünkü sahada mücadele eden Mehmetçiğiniz bu kararları bekliyor gerçekten. Ya milleti, Türk milleti de bu kararları bekliyor ve bu kişilerin devlete karşı bölücülük, hainlik yapan, ABD adına Türkiye'de kaos yaratmak isteyen, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin yerinin cezaevi olduğunu da herkese gösterilmesi, ibret alem için gösterilmesi açısından da HDP'li Semra Güzel'in bugün cezaevinde olması gerekiyordu ama kaçtı. Ben inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir.
yakalayacak, getirecek, o cezaevi de yine parmakların arkasına atacaktır. Ama Anayasa Mahkemesi'nin burada sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bize hukuk gerekçesiyle bir terör örgütünün uzantısını, kapatılma süresini uzatmasını açıklayamıyorlar, açıklayamazlar da bu konuda artık bir önce Türkiye'nin gündemine gelip HDP'nin de kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Sayın Emin Pazarcı, Nevruz kutlamalarını PKK propagandasına çeviren bir HDP gördük her yıl olduğu gibi aslında. Bu yıl da yaptılar. Ancak bir kapatma davası var bu yıl. Farkı bu diğer yıllardan ve Anayasa Mahkemesi'nde bu süreç uzadıkça sizce HDP'deki diğer Semra Güzeller için bir zaman kazanma şansı mı doğuyor? Tabii yani Türkiye'nin terörle mücadelesine sekte vuruyor bu kararın beklemesi, kararın uzatılması ama biraz önce bir zafiyetten bahsettim. İşte yurt dışına kaçacağı belliydi, zaten gitti şeklinde bir değerlendirme yaptım. Ama halk arasında şöyle bir tabir var, bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Bence görülüyor, yani kimi ne oldu görülüyor. Bunların hukuka saygılarının hiç olmadığı, bunların tamamen PKK ile iç içe bir yapı olduğu görünüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde kaçtı mı kaçmadı mı, Türkiye'de mi değil mi, bunların hepsi ortaya çıkacak. Türkiye'de ise kimler tarafından saklanıyor onlar görülecek. Kimler destek veriyor onlar ortaya çıkacak. Yurt dışında ise de zaten PKK'lı unsurların yanında boy gösterecek. O açıdan yani kamuoyunun da belki tatmin edilmesi noktasında, ki zaten kamuoyu genellikle tatmin edilmiş durumda ama tereddütleri olan insanlar varsa onların da tereddütlerin giderilmesi noktasında belki de hayırlı olacak. Artık yani bazı şeyleri çok gereksiz tartışıyoruz biz. Onla yüzde hatta binlerce delile rağmen, kendi ikrarları bulunmasına rağmen hala biz işte vay efendim arkalarında şu kadar oy var, bunlar yasaldır gibi bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Şimdi ben çıksam, başka bir örnek vermeyeyim, %10 değil %20 oy alsam, ondan sonra oturup bir yerde mezba gibi bir yer kurup insanları katletme hakkına mı sahibim? Yani hukuken bunun karşılığı olması lazım. Bunlar biraz önce de belirtildi, işte yabancı bir takım devletlerle, Türkiye'ye yönelik emperyal amaçlar güden bir takım unsurlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına oymak için uğraşıyorlar. Bunları da inkar etmiyorlar zaten. Yani Selahattin Demirtaş çıktı geçmişte Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmekten bahsetti. Kürt sorununun bir insan hakları sorunu olmadığı, statü sorunu olduğunu yine Demirtaş söyledi. Bunlar bir takım dergilerinde bunları ortaya koydular. PKK'lılara alkışlarla karşılık verdiler. PKK'nın da et tırnak olduklarını, ayrılmalarının mümkün olmadığını söylediler. Zaten Diyarbakır anneleri de neden HDP'nin önünde nöbet bekliyor? Çünkü çocuklarını kime daha, çocuklarının kim tarafından daha götürüldüğünü onlar da çok iyi biliyorlar. Doğru adreste bunlara bir takım mesajlar veriyorlar. Yani artık biz malumun ilanını bekliyoruz. Malum ortada. Bunun ilanına da gerek yok. Doğrudur. Anayasa Mahkemesi artık beklemeden, bu kadar gözyaşına rağmen, bu kadar kana rağmen, bu kadar ihanete rağmen bu konuyu bekletmemesi ve gerekli kararı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bence artık onlarca yıldır kendileri tarafından da kabul edilen bir meseleyi var mı yok mu diye tartışıyoruz biz. Artık bunun tartışılacak bir tarafı yok. Zaten Avrupa müktesebatına bilen baktığınız zaman da Harry Batasuna ile ilgili ETA'nın biliyorsunuz siyasi koluydu. Kapatılma kararı verildi ki çok daha düşük gerekçelerle, sadece ve sadece ETA'nın bir yurt dışındaki toplantısına atıldığı gerekçesiyle ve kınamadıkları gerekçesiyle bir kapatma kararı verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu tartışıldı ve haklı bulundu. Bizde ise tamamen bunlarla birlikte hareket eden, neredeyse eline silah alıp Türk askerine sıkacak bir yapı var. Bunlar her gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hepimize meydan okuyorlar ve biz hala tartışıyoruz bunu. Bence ortada tartışılacak bir şey yok. Hukuk gereğini yapmalı. Zaten hukuk varsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Yani mesele budur. Artık bunun bence tartışılacak, konuşulacak bir tarafı kalmadı. Her şey ayan beyan ortada. Semra Güzel örneğine de gelirsek önümüzdeki günlerde netleşir.
ve görülür. Yani PKK eşittir HDP oldu. Bir kere daha görülür. Semra Güzel mutlaka ve mutlaka bunlarla birlikte hareket ediyordur, edecektir. Ve önümüzdeki günlerde bunlar ortaya çıkacaktır. Ben öyle görüyorum meseleyi. Sayın Pazarcı, biz bunu tartışmaya gerek yok artık, hukuk gereğini yapmalıdır derken bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi sadece destek vermekle kalmıyor, güzelleme de yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Tuncay Özkan'ın Demirtaş'a yönelik açıklamalarını çok konuştuk mesela. Sıkıntı burada da Tuncay Özkan'ı ben ciddiye almıyorum. Artık Tuncay balataları sıyırmış durumda ve maalesef bu tür açıklamaları yapıyor. Yani Marmara'ya Ecevit yaptı diyen bir insandan ciddi açıklama da ben beklemiyorum. Zaten geçmişine bakıldığı zaman da Tuncay Özkan çok ciddi bir figür olarak da görünmüyor ama çok daha vahim işler yapılıyor. Yani Tuncay Özkan bir milletvekili, bu partinin başındaki kişi. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Diyarbakır seyahati yaptı. Diyarbakır'da daha Ukrayna işgalinin yeni başladığı günlerde adeta örtüleme olarak bunu kullandı ve çok vahim, çok gizli görüşmelerde bulundu ve bunları ben çıkarttım ortaya, yazdık, çizdik. Bakın geçmişte 1980 öncesi Diyarbakır cezaevinde kalan, ki bunlar PKK'lı değil, belki PKK ile birlikte hareket ediyorlar. Bunlar silahlı bölücü, Kukava, Rızgari gibi bir takım örgütlerin yöneticileri. Bunlar da bir araya geliyor ve 20 kişilik gizli bir toplantı yapıyor bir evde. Sonradan da biz bu toplantıyı sorduğumuz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın müşaviri maalesef böyle bir toplantı olmamıştır, böyle bir görüşme yaşanmamıştır diyor. O toplantının fotoğrafları ortaya çıktı. İçerideki John Ahmedi ismindeki bir kişi, geçmişte cezaevinde yatan bir kişi o kadar vahim bilgiler verdi ki fotoğraflar paylaşıldı, içeride yapılan görüşmelerle ilgili ayrıntılar ortaya konuldu. Bakın 11 maddelik bir talep dilekçesi veriliyor Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gizli toplantıda. Bu 11 maddenin tamamını saymayayım ama birinci maddesi şu: Kürtlerin millet gerçeğinin kabul edilmesi. Ve ondan sonra da işte Kürtçe dilden filan bahsetmiyoruz, Kürtçe eğitim dahil olmak üzere bir takım garip taleplerde bulunuyor ve Diyarbakır çevresine Doğu ve Güneydoğu'ya atanan memurların Kürtçe bilme şansının getirilmesini, hakkının getirilmesini ve aksi takdirde oralarda memuriyet görevi verilmemesini istiyor. Ve John Ahmedi'nin yaptığı açıklamaya göre ki Rudolf Kırmancı'ya çıktı, bunları tek tek açıkladı. Ayrıca kendisine yönelik, kendisine bağlı bir takım internet sitelerinde de bunları paylaştı. Kürtçe olduğu için pek kimsenin dikkatini çekmedi ama bu tür gelişmelerin olduğunu ve bu talep dilekçesine Kemal Kılıçdaroğlu'nda makul baktığını, onayladığını söylüyor. Bakın millet gerçeği yenildiği zaman şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Biz yıllardır PKK denilen bu silahlı örgütle mücadele ediyoruz. Neden? Ülkemizi bölecek diye. Yani dışarıdaki bir takım unsurlar, emperyalist devletler bunları maşa olarak kullanıyorlar Türkiye'yi bölmek için. Ama siz anayasaya böyle bir madde koyarsanız bu atılan kurşunlara da gerek kalmayacak. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre bir self-determinasyon hakkı var. Yani siz bunlara millet derseniz, kendi unsurlarınızı, ülkede yaşayan unsurları ayrı bir millet olarak ortaya koyarsanız o zaman onlara kendi kaderlerini kendileri belirleme hakkı verirsiniz ki işte bir takım uluslararası mahkemeler karşınıza çıkar ve burada Türkiye bölünmüş olur, Serv yeniden otlatılmış olur ve bunları kabul ettiği iddia edilen bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. Hatta daha da ileriye gidiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki nasıl Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililerden geçmişte özür dilemişse Türkiye Cumhuriyeti de o bölgedeki insanlardan özür dilemeli diyor ve ardına şöyle bir ifade ekliyor: bizim tarihimiz kirlidir, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarihi kirli olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tarihi kirli değil. Ya düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de iktidar olma iddiasında bulunan bir siyasi parti Türkiye'nin milli mücadelesini bir köşeye atıyor, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü bir köşeye atıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karalıyor, tarihini kirletiyor ve ülkenin bölünmesine yönelik neredeyse Mondros'ta işte silah bırakan Osmanlı gibi bir teslimiyet içine giriyor. Bence bunların tartışılması lazım. Ben kendisine defalarca sordum.
herhangi bir cevap vermedi. Sayın Bahçeli de bizim bu yazdıklarımızdan sonra grup toplantısında tek tek sordu. Yine bir cevap gelmedi ve maalesef gülücükler atan bir takım şekiller gönderiyor. Bu kadar gayri ciddi, bu kadar vahim bir siyaset tarzı var karşımızda ve maalesef ülkenin dibini oymaya yönelik bir takım çalışmalar var. İşte siz de belirttiniz. Cumhuriyet Halk Partisi korumasa, kollamasa, bunlara destek vermese böyle bir tabloyla karşılaşmayacağız. Nitekim geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ne dedi? İYİ Parti'nin içinde işte bir takım ırkçı, faşist unsurlar var dedi. Kendisinin ne yaptığını adeta gizlemek için. Meral Akşener de hemen gereğini yaptı. Oradaki milliyetçi bir takım tavırlarıyla öne çıkan, dikkat çeken Koray Aydın'dan teşkilatları aldı, teşkilatlardan uzaklaştırıldı ve HDP'ye bir terör yuvası diyen Yavuz Ağar Alioğlu'nu da tamamen başkanlık divanından görevden aldı. Yani aslında biz içeride çok daha ciddi bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Yani dışarıdakileri biliyoruz ama sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok ciddi bir destek var. Zaten altılı masa da bunu gösteriyor. Altılı masada o toplananların Türkiye'de bir seçim alma ne güçleri var, ne kapasiteleri var. Onlara bir de HDP'nin eklenmesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartlardan birisi. HDP eklenirse sonuç alırlar mı? O da tartışmalı. Ama HDP ile birlikte yol yürümeye karar vermişler. Oturuyorlar, toplantı yapıyorlar ve o açıdan da HDP'ye bazı sözler veriyorlar. HDP'nin sırtını sıvazlıyorlar. Benim askerimin, polisimin katili HDP'nin siyasi uzantısı olan ki kendileri kabul ediyor bir gruptan medet umuyorlar. Böyle vahim bir noktadayız. Maalesef bir takım sözler var. Yani şöyle düşünüyorum ben şimdi, seçim almaları mümkün değildir. Eğer seçim alırlarsa, bunlar iktidara gelirlerse acaba kime ne söz verdiler? Eyvah ki ne eyvah evet. Diyorum. Sayın Pazarcı, sizin bıraktığınız yerden Deniz Adalı'ya döneyim. Ben de Diyarbakır ziyaretinin birazcık şifrelerini konuşmak istiyorum. Çünkü bir görünen yüzü ve söylenen yüzü, bir de Sayın Pazarcı'nın aktardığı gibi görünmeyen yüzü ve verilen sözler var. Türkiye'de bölücülüğe hizmet eden vaatlere altın imzasını atıyor neredeyse Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle Diyarbakır'ı bir merkez haline getirmesi ve oraya mekik dokumasının sizce anlamı nedir? Ve Kılıçdaroğlu sürekli bir özür dileme, helalleşme, geçmişle hesaplaşma derdinde. Bu vatandaşa nasıl yansıyor sizce? Vatandaşın ben pek dikkate aldır ya da böyle bir ihtiyacı talebi olduğunu düşünmüyorum. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ajandası ve daha doğrusu Batı'nın kendisine verdiği, ilettiği, işte talimatla mı geldi artık, mektupla mı geldi bilmiyoruz ama böyle bir ajanda var önlerinde. Türkiye'de hani bir önceki bölümde de dedim ya, Türkiye'ye yönelik işte bir kaos, kışkırtma ya da Türkiye'yi bölme, parçalama için, Türkiye'nin içerisinde karışıklık ve kargoşa yaratmak için tüm sinir uçlarıyla oynanması ve bunların sokağa dökülmesiyle ilgili zaten bu planın olduğunu uzun zamandır konuşuyoruz. Rand Corporation raporlarında da bunu görebilirsiniz. Yani ABD'nin Türkiye'de iktidarı değiştirme planı var ve kendine yakın, işte Türkiye'yi Atlantik'ten uzaklaştığı, Asya'ya yakınlaştığı için hedefe koyan bir Atlantik var ve bunun içinde bir ittifak, demokrasi ittifakı olarak tarif ediyor bunu Amerika. Hatta Millet İttifakı da bir dönem Demokrasi İttifakı olarak kendilerini söylemişti ama sonra Millet İttifakı, hatta şu anda kendi aralarında yine başka isim tartışmaları da var, onlara da geleceğim ama böyle bir ajanda var CHP'de. Hatta bu CHP'de ajandanın değişikliğini 2010 yılına kadar götürebiliriz. Yani Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi, getirilmesi olayı, işte Baykal'a kaset kumpası, bunu artık o dönem CHP'de yönetici olan ve sonrasında CHP'den uzaklaştırılan ulusalcı ve işte Atatürkçü Cumhuriyetçi isimler uzaklaştırılmasında uzaklaştırıldıktan sonra söylemlerinden de görüyoruz zaten. Yani böyle bir işgalin oldu. Hatta CHP işgali altında dediğini, FETÖ ile işbirliği noktasında verilen mesajlar olduğunu, CHP'nin en üst katında kimlerle nelerin görüşüldüğü, Enver Altaylı davasına kadar da işte Rasim Bölücek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Bu birliktelikler zaten bilinen ve yazılan şeyler. Ama buna rağmen hala ısrarla ABD'nin planlarını, ABD'nin ajandasını uygulamaya çalışan bir CHP var ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda kendine göre cesur adımlar attığını söylemek gerekiyor ki cesur adımlardan biri de Diyarbakır kendince. Şöyle, o da Diyarbakır'a giderken biliyorsunuz Büyük Ortadoğu projesi vardı. Bir dönem maalesef hükümetin de bu dönemde, hatta Sayın Erdoğan'ın da eş başkanlıkla ilgili yaptığı açıklamaları vardı. Ama çok şükür Türkiye o defterleri kapattı, artık önümüzde
herkesin bir araya geldiği ve ABD tehditlerine karşı, bölgesel tehditlere karşı Türkiye'nin bir arada gelmesini isteyen ve bunun için mücadele eden birliktelik konuldu. Ama yine yönünü başka taraflara çevirenler var. İşte CHP o günleri arar gibi ve Diyarbakır'ı yeniden Büyük Ortadoğu projesinde, ABD'nin projesinde Diyarbakır'ı yıldız yapmak isteyen bir ziyaret gerçekleştir. Ve bu ziyaretin öncesinde de ziyaret esnasında verilen mesajlar da çok anlamlıydı. İşte Diyarbakır'a gidilmeden önce örneğin Türkiye'nin terörle mücadelesine, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü terörle mücadeleye hayır, tezkereye hayır diyen bir CHP. Sonrasında helalleşme, işte helalleşme denilen yerler o bölgede yani isyanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını gösterdiği ve isyanları bastırdığı onlar helalleşme argümanı olarak sunuluyor. Bir dönem işte Diyarbakır cezaevi bunlar sadece söylenen kısmı. Yani toplumun kabul edilebileceği ya da toplumu ikna etmek istedikleri kısım ama kafalarında işte o Tunceli Harekatı'nın olduğunu, orada Kürtlere bir katliam yapıldığını ve bu katliamı söyleyen milletvekilleri de var zaten. Bunu da gizlemiyor CHP. Böyle bir kafa yapısıyla Türkiye'yi bölmek için planlar yapan ve bu planları dillendiren bir CHP var önümüzde. Bunu da çok iyi biliyoruz. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu yanında biri konuşma yaptı. Şimdi ismini hatırlayamadım. O bizzat Suriye'nin kuzeyinde yapılan terörle mücadelenin durmasını istiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu yanında kuzu kuzu dinliyordu. Yani Kandil'i bombalarım diyen Sayın Kılıçdaroğlu orada hiç ne demek siz Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK'ya operasyona karşı çıkarsınız. Türk ordusu Mehmetçik bizim Mehmetçiğimizdir diyemedi dönüp. Ya da orada en ufak bir rahatsızlık belirtisi de yoktu. Toplamda orada Diyarbakır annelerine kurulan bir tuzak var, kumpas var. Bunu da tuzak ve kumpas ifadesini Diyarbakır anneleri söylediği için söylüyorum. Özellikle işte ziyaret edilmeden, çadır ziyareti olmadan sadece otelde görüşülmüş gibi gösterilmek istenen. Yani Diyarbakır'da Türkiye'nin o altını oymaya çalışan o planlara isteyerek ya da istemeyerek noktasını da özellikle belirtiyorum. Yani istiyorlarsa zaten bunun niyetli olduklarını biliyoruz ama istemeyerek yaptılarsa bunların hata olduğunu görüp bir an önce vazgeçmeleri gerektiği için vurguluyorum. Böyle bir CHP var karşımızda ve kurulan bir altılı koalisyon bugün için ama onu o koalisyonun içinde HDP'nin olduğundan çok eminiz biz. Hatta şimdi Can Siperhane savundukları Furkancıların da bir dönem işte FETÖ'nün de PKK'nın da başka uzantılarının da ya da Türkiye karşıtı güçlerin de bu altılı koalisyonun en yakın destekçisi ve sıkı takipçisi olduğunu diyor. Zaten onlar da hemen Türkiye karşıtı bir açıklamada ya da Türkiye karşıtı bir söylemde bir araya getirip hemen Erdoğan karşıtı üzerinden bir araya gelip buluşabiliyorlar. Böyle de bir durum var. Bunları söylemekten tabii çekinmiyoruz biz. Ve bunları anlatacağız. Uzun dönem sürekli anlatıyoruz ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Ve tabii İyi Parti kısmını Emin Bey söyledi. Ben de o konuyla ilgili özellikle HDP ile ilgili bir hatırlatma da yapmak isterim. Bir açıklamayı Nuri Okutan yani bunu söyleyen. Bunu da kimse ya da biz uydurmuyoruz yani. Nuri Okutan işte yeni değişikliklerde İYİ Parti'de başkanlık kurulunda başkanlık divanında yer almıyor ve yaptığı açıklama çok dikkat çekici. Şunu diyor Nuri Okutan, partide böyle bir değişimin olacağını bekliyorduk, biliyorduk. Bundan sonra İYİ Parti'de HDP ile ilgili farklı söylemler gelebilir ya da HDP ile ilgili farklı davranışlar gelebilir diye. Zaten masanın neden kurulduğu, masayı kimin kurduğu, Amerika'nın kurduğu masada Amerika'dan oturanların kimlerle ittifak yaptıkları ve Türkiye'nin siyasetine kimler için yön vermek istediklerini de çok açık biliyoruz. Ve bu ittifaklara karşı tabii Türk milleti bunlara karşı, onu da söyleyelim. Türkiye bölünmeyecek, Ankara işgal edilmeyecek. Bu kararlılık sürüyor. Çünkü Türk ordusu, Türk milletinin ordusu, ordu millet geleneği olan bir birlikteliğimiz var. Türk milleti 7'den 70'e hiçbir zaman bağımsızlıktan ödün vermedi. Kurtuluş Savaşı'nımızı övünüyoruz sürekli ve buradan sonra da yeni savaşlar olacak önümüzde ama bu şer cephesinin kim olduğunu Türk milleti de çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz. İstedikleri kadar plan yapsınlar. Bu planların karşısında Türk milleti var ve yine yenemeyecekler Türk milletini. Şimdi son bir sorum daha olacak. Kısaca son sorumu da yöneltmek istiyorum hemen. Sayın Pazarcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı bir konu daha var. O da İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun büyükelçilik iddiasıyla ilgili konu. Altılı Masa'nın sonuç bildirgesinin bir büyükelçiliğe gönderildiği ve redakte edildiği ifade edildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sessizliğini Soylu sordukça korumaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Tabii şaşırtıcı mı değil. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve nasıl geldiği, göreve geldikten sonra
kimlerle neler yaptığı ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ile mücadele eden Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere kimlerin kimlerden medet umduğu, işte İstanbul kara teslim olmuşken büyükelçilerle neden halvet oldukları falan hepsi biliniyor. Kamuoyu biliyor ve maalesef oradan destek almaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama işi artık iyice abarttılar. Çünkü bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı elinde bazı bilgiler var ki söylüyor. Bir takım bildirileri bile o büyükelçilere redakte ettiriyorlarmış. Ben tabii Süleyman Soylu'nun söylediklerini aktarıyorum burada. Çok vahim bir şey. Yani bu adeta bir zillet hali. Milli mücadeleden bahseden, işte bir ruhtan bahseden, Kuvayi Milliye ruhundan bahseden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta işler acısı. Tabii bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu tür böyle garip açıklamalarla bu işi geçiştirmelerini beklemiyoruz. Daha ciddi bir takım açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Çünkü Sayın Soylu'nun ifade ettiği o büyükelçinin de kim olduğu biliniyor. Hepimiz de biliyoruz. Zaten bundan önce de Türkiye'nin ne kadar menfaati varsa, Türkiye'nin ne kadar ulusal çıkarı varsa onlara karşı çıkmış bir büyükelçiden bahsediyoruz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu da aynı noktada. Buna bir açıklama getirmeliler ama açıklama getirmiyorlarsa Sayın Soylu'nun da bu iddiaları havada bırakmaması lazım. Nedir, ne değildir, nerede, kim kimle bir araya geldi, bu büyükelçi kimdir, nasıl götürdü, nasıl getirdi? Bunları da ortaya koyması gerekir. Çünkü siyaset çok kirlendi son dönemde. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi merkezde, İyi Parti de var bu işin içinde. Bir algı operasyonu merkezi haline geldi. Yani algılar olguların önüne geçti. Bir takım kumpaslar kuruluyor. İşte bakıyorsunuz grup toplantılarında garip bir takım insanlar getiriliyor. Onlar bağırıyorlar, çağırıyorlar açız diye. Ama o aynı insanların lüks sofralarda nasıl ağırlandıkları, nasıl lüks sofraların misafir oldukları da görünüyor. Türkiye kirletiliyor, siyaset kirletiliyor. Ve iktidarın da bir iddia ortaya attıktan sonra ben altının doldurulmasını bekliyorum. Çünkü bu kirli siyaset tarzı ülkeye de kaybettiriyor. Yani iktidar partisinin bir İçişleri Bakanı bir iddia ortaya atıyorsa eğer, bunun altında doldurulması gerekir diye düşünüyorum. Belki Sayın Soylu bekliyor. Gelecek tepkilerin ne olduğuna bakacak. Ondan sonra bir açıklama yapacak ama doğrudur. Hiç şaşırmıyorum. Hiç garipsemiyorum. Çünkü bugüne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Yapmışlar mıdır? Elbette yapmışlardır. Çünkü her alanda bakıyoruz. O da bazı büyükelçilerle son dönemde halvet oluyor. Kapalı kapılar ardında görüşüyor. Kendisine soruyoruz ne görüştün diye. Herhangi bir cevap gelmiyor. Maalesef siyaset bu derece kirlendi ve dışarıya bağımlı hale geldi. Her şey kirletiliyor ve dış çevrelerle bir takım işler tutuluyor. Herhalde dış çevrelerde Türkiye'nin menfaatine bir takım yollar gösterecek değiller. Zaten yaptıkları ortada. Son derece rahatsız edici bir görüntüyle karşı karşıyayız. Teşekkürler Sayın Pazarcı. Deniz Adalı, büyükelçilerle görüşmeleri meşhur zaten hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin. Fakat bu iddia çok ciddi bir iddia. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ben en son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim. Artık ABD'nin Türkiye'de iktidar belirleme süreci kalmadı. Ya da Avrupa Birliği'nden yani medet umuyorlarsa o elçilerle iktidar olmayı, o süreci bittiğini bir kere söyleyelim. Şimdi bu görüşmeyle ilgili Sayın Soylu'nun açıklamaları, tabii ilk açıklama diye yani ilk seferde söylemedi. Peyderpey açıklama yaptı ve önce bir elçiyle bir onaylatmak için gönderildiğini metni söyledi. Sonra bu elçinin bir AB elçisi olduğunu söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun yanındaki bir elçi tarafından bu elçiye gönderildiğini söyledi ve aslı vatana ihanettir dedi. Yani hiçbir şekilde redakte ettiremezsin ve bu olayın aslı vatana ihanettir vurgusu önemli. Çünkü buradan da şunu anlıyoruz, Sayın Soylu'nun bu konuda bilgisi olduğunu ve olayın içeri ya da bu değişikliğin nasıl olduğunu ya da değişiklik noktasında da ayrıntı bilgilerin de olduğunu düşünüyorum açıkçası kendi adıma. Ve tabi burada CHP'nin elçilerle ilgili biliyorsunuz CHP bu ara yabancı elçiler CHP'nin gözdesi. Hemen herkes işte Sayın Kılıçdaroğlu da görüşüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bile elçilerle, özellikle İngiliz elçiyle kar zamanı Balıkçı'da görüşmesi, sonrasında diğer elçilerle de yaptığı görüşmeler, Amerikan elçisiyle iki defa görüşme
vesaire. CHP'de böyle bir elçi, aslında elçiyle görüşme, bu biraz şu, yani herkes elçiyle görüşebilir. Her siyasi partide elçilerle görüşme yapılır ama bu görüşmelerin içerisinde ne konuşuldu? Bu görüşmelerde ne anlatıldı? Açıkça bunlar söylendi mi? Soru olarak da soruldu daha önceki görüşmede. İşte 1,5 saat, 1 saatten fazla, 2 saate yakın Sayın İmamoğlu'nun görüşmesi vardı. Bu görüşmede ne olduğunu söylemediler. Hiçbir şeyde, yani 2 saatte sadece hoş sohbet etmediklerini biliyoruz. Yani, hal hatır sorulmadı 2 saatte. Ya da oradan sonra bu görüşmenin ne niyetle yapıldığı noktasında zaten attıkları adımlar var. Yani bu elçilerle görüşerek Türkiye'nin hayrına bir iş yapacaklarını hiç düşünmüyoruz. İşte Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Periçek de Rusya elçisiyle, ama işte Çin elçisiyle görüşüyor, ama bu görüşmenin Türkiye'nin çıkarına, Türkiye'nin faydasıyla olduğu hem görüşme sonrasında açıklanıyor, hem de zaten Türkiye'nin son geldiği süreçte Rusya ile Çin'in Türkiye'ye bakışları ve dostluğun geliştiği bir süreçte olduğumuzu düşününce böyle görüşmeler de yapılıyor. Buradaki esas mesele görüşmede, bu görüşmede de ne konuşuldu ve niyetinin ne olduğu. Ve sonraki atılan adımlarla da zaten bu görüşmelerin niyetinin Türkiye'nin çıkarına olmadığını görüyoruz. Ve tabii Kemalizm CHP'de, yani diyoruz ya CHP'de bir dönüşüm başladı 2010 yılından beri. Az önce söyleyecektim, not almıştım, atlamışım, bu da çok önemli. Yani CHP'nin geldiği durum ve CHP'nin nerede durduğu ile ilgili. CHP Genel Başkan Yardımcısı, işte o KYK buluşmalarında meşhur ismi, Yüksel Taşkın, Kemalizm ırkçılıktır diye bir makalesi geçmiş dönemde yazdı. Birçok daha ifade var Kemalizm'e de falan. Ama CHP'ye bu sorulduğunda Faik Öztürk diyor ki Yüksel Taşkın CHP'nin parti programına, değerlerine bağlıdır diye. Yüksel Taşkın'dan hiçbir düzeltme yok ama. Aslında Yüksel Taşkın şu anda sessizliğiyle bu konuda farklı düşünmediğini, farklı düşündüğünü, parti programına da değerlerine de sahip çıkmadığını Öztürk'e yalanlayarak söylüyor. Yani böyle bir CHP var karşımızda. Aslında CHP değil sadece, bir ittifak var. Bugün adı Millet İttifakı, daha da geliştirecek. Dostlar İttifakı dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Dostlarımız dedi. Çünkü dostlarıyla iktidar olacağını söyledi. Ve bu dostların da Türkiye'nin değil, ABD'nin dostları olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve burada tabii Sayın Soylu ile ilgili bu bilgilerin açıklanması oldukça önemli. Çünkü burada bir vatana ihanet durumu. Yani bir işte Rant raporlarında da yazan dedik ya, işte Türkiye'ye karşı, ya da Biden'ın da bizzat kendisini açıkladığı, seçimlerden önce, başkan olmadan önce Türkiye'de iktidar demokratik yollardan devrilmeli açıklamasının o siyasi çalışmaları bunlar aynı zamanda. Bu çalışmalar yapılıyor ve bunlara karşı da Sayın İçişleri Bakanı'nın da bunları ifşa etmesi, açıklaması, Türk milletinin önüne götürülmesi çok önemli. Ben sessizliğin de sükut ikrardan gelirden kaynaklandığını düşünüyorum. Faik Öztürk'ün bir açıklaması oldu ama işte ispatlamaya çağırdı. Sonrasında Soylu bir açıklama daha yaptı. Şimdi hem Sayın Öztürk hem de Sayın Kılıçdaroğlu sessizce bekliyorlar. Acaba ne kadarı biliniyor, ne oldu diye belki de düşünüyorlardır, bilemiyoruz ama bu konuda bir açıklama yapmak zorundalar. Aksi halde de Sayın Soylu'nun bunun devamını getireceğinden eminiz. Çünkü bunu açıklayan artık sonrasında açıklar diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sayın Emin Pazarcı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Deniz Adalı, çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı bizlerle birlikteydi. Şimdi bültenimize, haberlerimizle devam edeceğiz. Türkiye Sigorta yeni uygulamasını bir basın toplantısıyla tanıttı. Ulusal Kanal'da bu toplantıyı takip etti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ile görüştü. Haberimizi izleyelim. Türkiye Sigorta dijitalleşme yolculuğuna yeni bir soluk getirdi. Sigorta sektöründe bir ilk olan süper uygulama Türkiye Sigorta Müşteri Platformu basın toplantısıyla tanıtıldı. Açılış konuşmasını Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli'nin yaptığı toplantıya Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen de katıldı. Ulusal Kanal'a konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sektörün ilk süper uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Türk sigorta sektörünün aslında ilk süper uygulamasını, süper app'ini bugün hayata geçiriyoruz. Kuşaklar mobile gidiyor. Herkesin yaptığını değil, bir ilki başarmak istedik. Bu bizim yaklaşık 12.6 milyon civarında müşterimiz var. Ancak bu mobil aplikasyonla sadece 12.6 milyon toplam müşterimize değil, müşterimiz olmayan vatandaşımıza da hitap ediyoruz. Bugün itibariyle 20 civarında bir paydaşımız var platformda. Bugün bizim için çok önemli tarihi bir an. Güzel bir platform. Benli, teknoloji şirketi olma hedefinde atılan ilk adımın Türkiye Sigorta Müşteri Platformu olduğunu ekledi. Çok önemli bir iddiamız vardı ilk kurulurken.
kamu sigorta şirketleri birleşirken 10 yıl içerisinde teknoloji şirketi olmak. Bunun aslında ilk adımını atmış oluyoruz. Türkiye burada işte kaskosuyla, işte konutuyla hangi kendi hayat döngüsü içinde ihtiyacı olan sigorta ürünüyle hizmet alan vatandaşımız varsa bunun öncesini ve sonrasını da işte ihtiyaçlarını da birleştirmiş ve toplamda da müşterimize maddi anlamda ciddi fayda sağlayan bir platformu hayata geçirmiş olduk. Sigortacılığı yeniden tanımlarken teknolojiyi daha iyi kullanmanın önemine dikkat çeken Benli, mobil uygulamayla müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verileceğini belirtti. Çok büyük teknoloji şirketlerinin sigortada faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey hem bu döneme hazır olmak, çünkü artık Y ve Z kuşağının dijital platformlarda çözüm aradığını, 18 saniyede karar verdiğini ve bütün seçimlerini mobil üzerinden yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu dönem başladı dijital anlamında. Biz de bu anlamda daha önce de söylediğimiz gibi 85 milyonun neredeyse biz doğru doğru olacağız diyoruz. Kuşaklar mobile gidiyor. Şekere %31 zam geldi. Türk Şeker, kilogramı KDV dahil 5 lira 96 liradan sattığı şekerin fiyatını 7 lira 80 kuruşa yükseltti. Şekerde fiyatla arz ve stok tartışmaları sürerken, Türkiye Şeker Fabrikalarından %31'lik zam açıklaması geldi. Türk Şeker kilogramı KDV dahil 5 lira 96 kuruştan sattığı şekerin fiyatını 7 lira 80 kuruşa çıkardı. Türk Şeker raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 liradan 55 liraya yükseltti. Türk Şeker'den yapılan açıklamada imalatçılara şeker arzının yeniden başladığı belirtilerek şekerin çuval fiyatının 550 lira olarak güncellendiği ifade edildi. Son verilere göre 1 kilogram toz şekerin toptan satış fiyatı 10 lira 28 kuruş, bayinin bakkala satış fiyatı 10 lira 79 kuruş, A grubu market raf fiyatı 11 lira 35 kuruş, B grubu market raf fiyatı 11 lira 85 kuruş, C grubu market raf fiyatı ise 12 lira 35 kuruş oldu. Küp şekerin 1 kilogram toptan satış fiyatı 12 lira 36 kuruşa, bayinin bakkala satış fiyatı 12 lira 97 kuruşa, A grubu market raf fiyatı 13 lira 65 kuruşa, B grubu market raf fiyatı 14 lira 25 kuruşa, C grubu market raf fiyatı ise 14 lira 85 kuruşa yükseldi. Son artışla perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış %22 seviyesine çıktı. İzmir'de yürütmesi durdurulan metro ihalesiyle ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlayacaksınız, CHP'li belediye ihaleyi 529 milyon lira daha fazla veren şirkete vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını Danıştay'a taşıdı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı son durumu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metro ihalesi Arap saçını döndü. Belediye işi 529 milyon lira fazla veren firmaya ihale etti. En düşük teklifi veren şirketin talebi üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde ihalenin yürütmesi durduruldu. CHP'li belediye ise Danıştay'a başvurdu. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosunun ihalesiyle ilgili aldığımız karar İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından bizce hukuka uygun olmayan gerekçelerle iptal edildi. İhaleye giren 3. firma da iptal için idare mahkemesinde dava açtı. Şayet 3. firma kazanırsa Danıştay'da, yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyar değerinde daha pahalı bir ihaleyi mutlaka kabul etmek zorunda kalacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, metro ihalesinde gelinen son noktayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 529 milyon lira daha ekonomik bir fiyatım var. Bunu da kabul etmeyip gidip ille ben 529 milyon lira fazla vereceğim diye Danıştay'a kadar gitmesi, yani bu hakikaten anlaşılır bir şey değil. Mısırlı, ihale sonuçlanmadan ikinci sıradaki şirketin ihale komisyonu üyelerinin Ukrayna ve İspanya seyahatlerini planladığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale komisyonu başkanı dahil 11 tane bürokratını
Ocak ayının ilk haftasında Gülermak firması yurt dışında bugün savaş olan Ukrayna ve İspanya'ya Expo işte ulaşımlarla ilgili olarak fuara götürmek istemesi ve uçak biletlerini almak, otel masraflarına kadar yapacak olan teklifin bizim Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelip oylama noktasına gelmesi burada kafalarda çok büyük soru işaretlerini doğurdu. Peki bundan sonra ne olacak? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in işi içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyleyen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, metro inşaatının geç başlayacağına dikkat çekti. Meclis komisyonları kanun teklifleri için mesaisini sürdürüyor. Vergi kanun teklifinin 21 maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Spor kulüpleri ve federasyonları teklifi ise Meclis Milli Eğitim ve Spor Komisyonu'ndan geçti. Meclisin yoğun mesaisi devam ediyor. Komisyonlarda kanun teklifleri görüşülüyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve ekonomi paketinin 21 maddesi kabul edildi. Bankalar ve finans kuruluşları için kurumlar vergisini %20'den %25'e çıkaracak teklifle 2021 ve 2022'de toplam 13 milyar lira gelir elde edilecek. Vatan Partisi bankaların karlarının çiftçilerin borçlarının ödenmesi için kullanılmasını önermişti. Üreten ve birleşen Türkiye kararımız kesindir. Teklifle hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılara kiralanmasına yönelik düzenlemeden de 150 bin çiftçi yararlanacak. İlk etapta 50 bin hazine taşınmazının kiralanması ve bu kiralamadan 5 milyon lira gelir elde edilmesinin beklendiği kayıtlara geçti. Söz vermezden önce, görüşmelere başlamazdan önce... Teklifin kabul edilen maddelerine göre muhtar maaşları asgari ücretle sabitlenecek. Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşunda sözleşmeli hekimlik faaliyetini yürüten hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek. Komisyon görüşmelerinde hekimlerle ilgili madde üzerinden tartışma yaşandı. Muhalefet partileri Türk Tabipler Birliği'nin komisyona çağrılmamasını eleştirdi. Komisyon sözcüsü Nejat Koçer, kuruluşların kendilerinin de komisyona katılım talebinde bulunabileceklerini söyledi. AK Parti milletvekilleri ise TTB'nin sağlıkçıları temsil etmediğini söyledi. Bazı AK Parti milletvekilleri de TTB'nin terör bağının olduğunu dile getirdi. Bu sözler üzerine CHP'li ve HDP'li milletvekilleri TTB'nin terörle bağı olmadığını savundu. Meclis Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu'nda da spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifinin tamamı kabul edildi. Çatı altında, grup toplantılarında. Teklifle anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler şubeler açabilecek. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası uygulanacak. Transfer sürecinde rol alan ve menajerlik ücret üst sınırına uymayan bir yetkili artık mal varlığı ile oluşan zarardan sorumlu olacak. Bilim ve teknolojinin devleri Antalya'da meraklılarıyla buluştu. Yerli ve milli sanayinin göz bebekleri Dokuma Park'taki Bilim Fest'te sergilendi. Festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ya çok heyecanlandım. Çok güzel. Duruşu bile melek gibi süzülüyor, baksanız ya. Burası turizmin, tarımın, doğanın, diplomasinin şehri. Bundan sonra da en çok bilimin ve teknolojinin şehri olacak. T-29 Atak helikopteri, taktik tekerlekli zırhlı araç Pusat, T-155 fırtına obüsü, Aksungur SİHA, Türkiye'nin silahlı insansız ilk deniz aracı ULAK ve dahası... Savunma sanayinin gözdeleri meraklılarıyla buluştu. Ülkemiz için gerçekten gurur verici bu tarz ürünlerin olması. Bunu üretebilmek, bu teknolojiye sahip olabilmek, bu alanda dünyada söz sahibi olabilmek gerçekten gurur verici. Antalya'da Kepez Belediyesi TÜBİTAK işbirliğiyle eski dokuma fabrikasında 12.500 metrekare alana Antalya Bilim Merkezi kuruldu. Merkez Bilim Fest'e kapılarını açtı. Ülkemizi korumak, savunmak amaçlı yapılan bu güzel fırtına obüsü, atak helikopteri, bu gibi silah ve tank şeyleriyle gerçekten çok gururlandım. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Ülkemizin en büyük, Akdeniz'in ise ilk bilim merkezini açmış oluyoruz. Burası teknolojik donanımıyla, uygulamaları, atölyeleriyle, interaktif sergileriyle ve kütüphanesiyle
devasa bir bilim kompleksi haline geldi. Antalya Bilim Merkezi'nde atölyeler, robotik kodlama ve yazılımla bilimsel çalışmaları destekleyecek donanımlı laboratuvarlar yer alıyor. 14 ayrı sergisi olan 8 atölyesiyle her ay yaklaşık 5000 öğrencimize atölye çalışmalarıyla hizmet veren muhteşem bir bilim merkezini şehrimize armağan etmiş bulunmaktayız. Türk sanayisiyle bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar da bilim festivalinde yerini aldı. Arkamızda görmüş olduğumuz Aksungur aslında bir gözlem ve taarruz İHA'sı olarak söyleyebiliriz. Kanat açıklığı 24 metre olan bu ürünümüz 25 bin fite kadar yükselebilmekte ve bu zamana kadar görevlerini başarıyla beraber tamamlayabilmiş bir teknolojiye sahiptir. Festivale 7'den 70'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Özellikle de çocukların. Ülkenin böyle bir refaha, böyle bir teknolojiye kavuşması tabii bizleri mutlu ediyor. Devletin o bütünlüğünü hissediyoruz. Devletimiz adına mutluluk verici bir şey. Yani daha iyilerini yapmak için çaba göstermeliyiz. Gerçekten büyük bir teknolojimiz var. Burada da biraz ilham kaynağı oldu benim için. Festival 2 Nisan'a kadar sürecek. Son gününde T-129 Atak helikopteri gösteri uçuşu yapacak. Herkes görmezse çok şey kaybetmiş olur. Görmelerini isterim yani. Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ilk kez tatbikatta kullandı. Tatbikatı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov da başkomutan sıfatıyla izledi. Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı. Ülkenin Issık Göl bölgesinde Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine ait Edelweiss askeri eğitim alanında Kalkan 2022 özel taktik tatbikatı yapıldı. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov başkomutan sıfatıyla izledi. Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Kaparov, Bayraktar TB2 SİHA'larının hedefleri vuruşunu izledi. Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarından biri olan seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi. Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla Roketsan tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Roketsan'ın başlattığı geliştirme çalışmalarıyla birlikte yerli ve milli füze kabiliyetleri olgunlaşmaya devam ediyor. Roketsan, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Çakır'ın tanıtımı için Roketsan tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı. Yapılan toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığıyla silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak. Çakır'ın menzili 150 kilometreden fazla. Harp başlığının ağırlığı ise 70 kilogram. Ağ tabanlı çift yönlü veri bağı bulunan Çakır, sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı ve su üstü platformlardan atılabiliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para borsası TODEX'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. TODEX'in kurucusu Firari Faruk Fatih Özer hakkında 3 suçtan 40.562 yıla kadar hapis istendi. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Firari Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 40.564 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası TODEX'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında binlerce TODEX müşterisi, sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı.
İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı. 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40.562 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Özer, örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu, TODEX'in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 2027 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak. Kısa bir aranın ardından günlük kaldığı yerden devam edecek. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Sayın Gökçe, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Seda Hanım. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı bazı açıklamalarda bulundu. O da İstanbul'a kurulan müzakere masasına ilişkindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceğini ve sonrasında liderlerin de İstanbul'da görüşebileceğini söylemişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Zelenski'nin hem de Putin'in İstanbul'da bir görüşmeye sıcak baktığını, olumlu baktığını ifade etti. Sizce yakın zamanda liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi söz konusu olabilir mi? Seda Hanım, liderlerin bir araya gelebilmesi için burada müzakerelerdeki koşulların bir şekilde taraflarca kabul edilmesi anlamına gelir bu. Yani aksi takdirde liderler müzakere etmek için ben de bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Yani bir şekilde mutfakta pişecektir ve bunlar asgari müştereklerle anlaştıktan sonra da hem müzakere heyetleri hem dışişleri bakanları bu asgari müştereklerle anlaştıktan sonra, koşullarla anlaştıktan sonra da liderler bir araya gelir ve burada da bir ateşkes ya da bir barış anlaşması sonucu çıkar diye düşünüyorum. Liderlerin bir araya gelmesi mutlaka da olumlu bir gelişmedir. Bekleyip göreceğiz ama burada öncelikle dışişleri bakanlarının görüşmesi gerekiyor. Çünkü bazı önemli hususlar var buradaki maddeler içerisinde. Bunların taraflarca tekrar görüşülmesi gerekiyor. Farklı gelişmeler oldu bu yani birkaç gün içerisinde ya da 10-15 gün içerisinde. Bunların taraflarca nasıl karşılanacağı ya da nasıl kabul göreceği mutlaka Dışişleri Bakanları nezdinde ya da Dışişleri Bakanları vasıtasıyla liderler nezdinde de görüşülecektir. Ve bir mutabakat sağlandıktan sonra da liderler bir araya gelecektir. Ama biraz önce belirttiğim gibi İstanbul'daki liderler zirvesinin olabilmesi için de mutlaka bazı koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Moskova tarafı bu görüşmelerin görüşmek için yapılmayacağını defalarca kez söyledi. Biz sadece görüşmüş olmak için masaya oturmayacağız liderler kapsamında ifadelerini kullandı. Hem Lavrov hem de Rusya'nın tüm kurmayları aslında bu ifadeleri kullanmış oldu. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya'nın talepleri Ukrayna tarafından karşılanabilecek duruma geliyor mu yavaş yavaş sizce? Çünkü Zelenski'nin tam da müzakere masası kurulmadan hemen önce yaptığı anayasa açıklaması oldukça dikkat çekmişti ve bu anayasa değişikliğinin kabul edilebileceğini söylemişti Zelenski. Zelenski yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisinden çıkmak zorunda mı kalıyor sizce? Yani daha önce de bununla ilgili açıklama yapmıştı. Bu sorunun Rusya'yla görüşülmeden çözülmeyeceğini belirtmişti. Bu da yani 2021'in Ekim ayından itibaren de bunu söylüyor Zelenski. Daha önce de bir araya gelmişti yani bu Normandiya formatında. Yani burada olması gereken oydu ama bir şekilde burada Ukrayna liderinin NATO'ya girme düşüncesi veya burada ABD'nin ısrarla bunları söylemesi onu bu düşüncesinden vazgeçirmişti. Ve burada da bir işte kaosa ya da bir istikrarsız bir ortam, bir savaşa sürüklenen bir Ukrayna halkı var. Ukrayna devleti ve toprak kaybına uğruyor şu anda. Şimdi burada Zelenski tabii uzaklaştı. NATO'nun kendisine yardım etmeyeceğini gördü.
bunu açık net bir şekilde belirtti ve bu konuda anayasanın Ukrayna anayasasına gerekli düzenlemeleri yapmayı düşünüyor. Bunun da birinci koşulu işte yani bununla ilgili olarak Rusya'nın koşulu bu NATO'ya girmekten vazgeçmesi, silahsızlanması, tarafsızlık ilkesi. Bütün bunlar önemli konular ve bunların Ukrayna tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Ancak şunu belirtmem gerekiyor. Ukrayna'nın en son İstanbul görüşmesinde Avrupa Birliği talebi var. Avrupa Birliği'ne üye olma talebi var. Bu aslında gayet normal bir talep. Ama bunun Rusya tarafına nasıl karşılanacağını benim hala kafamda soru işareti var. Sayın Cumhurbaşkanı da Avrupa Birliği olabilir şeklinde bir açıklaması oldu. Moskova'nın aslında Avrupa Birliği'ne olumlu baktığı, yani herhangi bir sorun görmediği gibi yorumlar da geliyor. Hem Moskova tarafından hem de çeşitli uzmanlar konusunda. Avrupa Birliği konusunda sanırım bir çekince yok. Olursa neden olur sizce çekince? Şimdi şöyle, Rusya'nın temel iddiası benim etrafımda, Batılılar tarafından ya da benim işte benim için kırmızı çizgi olan Ukrayna coğrafyası, yakın coğrafyamda Batılı silahlı kuvvetleri, Batı'nın silahlı kuvvetlerini görmek istemiyorum diyor. Hı hı. Yani bu NATO'dan kastı oydu. Çünkü NATO'yu istemiyorum, Avrupa Birliği'ni istiyorum demesi bu anlama geliyor. NATO çünkü silahlı bir savunma örgütü, Avrupa Birliği ise bir ekonomik örgüt. İktisadi bir yapılanma, öyle bir teşkilat. Şimdi bunu istiyor. Yani şu ana kadar da istiyor. Geçen haftanın başına kadar da istiyor, isteyebilirdi Rusya ama benim işte kafamda soru işaretleri oluşuyor. Çünkü Avrupa Birliği geçtiğimiz hafta pazartesi günü bir belge kabul etti. Stratejik pusula belgesi kabul etti. Bu stratejik pusula belgesi önemli. Çünkü stratejik pusula belgesiyle ekonomik bir güç olan Avrupa Birliği artık askeri ve güvenlik bir işbirliği yaparak bir güvenlik örgütü durumuna gelmeyi de düşünüyor. Kendi güvenini sağlama yönünde bir politikalar da izlemeye başladı. Bunda da haklı aslında. Yani bunu Avrupa Birliği açısından baktığımızda bugün NATO'nun dayatmacı politikalarına karşı, güvenlik politikalarına karşı ya da küresel anlamdaki NATO politikalarına uymak istemeyen bir Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Ama mecburen işte güvenlik politikalarını NATO'ya dayandırması sebebiyle kerhen de olsa bunlara katılıyor. Bundan uzaklaşmak isteyen bir Avrupa Birliği stratejik belgeyle acil müdahale gücü kurmak istedi. Yani 5000 kişiye varacak şekilde, ulaşacak şekilde acil müdahale gücü kullanmayı istiyor ve 2030 yılına kadar bunu tamamlamayı düşünüyor. Ve üçüncü taraflarla da bununla ilgili yani burada özellikle güvenlik anlamında işbirliği yapmayı düşünüyor. Şimdi bu durum ne olacak? Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olması durumunda yine bir Ukrayna'da batılı bir askerlerin ya da orduların olabileceği söz konusu. Yani böyle bir ihtimal de var. Yani ihtimal değil. Zaten Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi ve Avrupa Birliği'nin böyle bir yapılanmaya geçmesiyle beraber otomatikman Ukrayna'da batılı askerler olacağı aşikar. Rusya'da bunu öngörerek mi davranır sizce? Efendim? Rusya'da bunu öngörerek mi adımlar atar sizce? Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi önceki haftaya, geçen haftaya kadar tamam bir Avrupa Birliği ekonomik bir örgüt, bir sıkıntı yok. Ama şimdi ne olacak? Eğer buna göre bir tekrar politika geliştirmeye kalkarsa burada görüşmelerde bir tıkanıklık meydana gelir mi gelmez mi ya da bunu es geçebilir yani Rusya dikkate almayabilir, o da bir yaklaşımdır, o da bir şeydir, tercihtir. İşte bunu bekleyip göreceğiz ama benim hep kafamda bu soru işareti var. Çünkü işte biraz önce belirttiğim gibi burada Rusya'nın Ukrayna'daki sıkıntısı batılı orduların, silahlı kuvvetlerin Ukrayna coğrafyasında bulunması. Yani burada Ukrayna'nın NATO üyesi olması, şimdi Avrupa Birliği'nde güvenlik teşkilatını oluşturmasıyla da bir farkı kalmıyor NATO'yla. Dolayısıyla burada bir Rusya'nın buradaki tercihine bakıp bekleyip göreceğiz buradaki tercihini, hangi yönde olacak. Belki isteyebilir Avrupa Birliği üyesi olmasını, bunu göz ardı edebilir, belki istemeyebilir. İşte bununla ilgili benim kafamda soru işaretleri oluşuyor. Hı hı. Sayın Hocam, ben de benim kafamdaki soru işaretleriyle ilgili bir soru soracağım size. Garantörlük konusu. Şimdi Türkiye'den Ukrayna için bir garantörlük durumu ile ilgili ılımlı
açıklamalar geliyor. Zelenski de buna yanıt verdi. Güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için Türkiye minnettarım ifadelerini kullandı. Şimdi burada Türkiye'nin garantörlüğü nasıl bir pozisyon olacak? Burada mantıklı bir hamle mi olur Ukrayna'ya garantör olmak? Bu konuyla ilgili yorumlarınız neler? Şimdi garantör demek garanti ettiği konularda güvence verdiği ülkeye, garanti ettiği hususlarla ilgili bir tecavüz ya da bir saldırı olduğu durumda ona müdahale etmesi gerekir. Yani bu mesela bizi Kıbrıs'ta garantördük ve orada Kıbrıs halkının can ve mal güvenliğine karşı bir saldırı olduğu için de biz de oraya müdahale ettik. Evet. Nahçıvan'a garantörüz. Oraya bir saldırı olursa oradaki insanların, halkın can ve mal güvenliğine bir saldırı olursa da biz oraya da müdahale edeceğiz. Onların da can ve mal güvenliğini garanti ettiğimiz için güvence altına alacağız. Yani onları bu garantörlükten anladığımız bu. Şimdi Türkiye'nin tabii Ukrayna'da garantör devlet olması bu aynı zamanda Türkiye için güvenilir bir ülke olduğu anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin de bölgesel bir güç olduğu anlamına da geliyor. Türkiye yani bölgesel bir güç olarak anıldığı için de burada isteniyor. İstendiği bu aslında güzel bir durum. Güzel bir gelişme Türkiye açısından. Ancak bunun içinin doldurulması gerekiyor ve içinin de yani doldurulurken de ayrıntılı bir şekilde doldurulması gerekiyor bu garantörlük anlaşmasının. Bugün 1994 Budapeşte Memorandumunda da İngiltere, ABD ve Rusya Ukrayna'nın garantörüydü ve Ukrayna'ya güvence vermişlerdi toprak bütünlüğü ile ilgili olarak. Bugün Rusya saldırısına karşı İngiltere ve ABD hiçbir adım atmadılar yani askeri anlamda. Güvencelerinin karşılığını yapmadılar. Bu da tabii kafaları soru işareti bırakıyor. Ukrayna'nın istediği 8 ülke yani garantör devlet olmasını istediği 8 ülke içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi işte Türkiye, Polonya ve Almanya gibi ülkeler var. Şimdi ileride bir 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra işte biz bunu öngöremiyoruz. İleride Rusya-Ukrayna krizi tekrar derinleşirse, tekrar ortaya çıkarsa burada ne olacak? İşte Türkiye'nin veya da diğer garantör devletlerinin rolleri ne olacak? Statüleri ne olacak? Bütün bunların bu yapılacak anlaşmada eğer Türkiye garantör devlet olacaksa belirlenmesi gerekiyor. Yani Türkiye hangi konuda garantör olacak? Evet, ya da böyle bir durum olacak. Şimdi sizin biraz önce verdiğiniz Türkiye neye garantör olacak konusunu biraz daha derinleştirmek istiyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği Batı destekli tehditlere karşı oluşturulan bir garantörlüktü. Nahçıvan gene aynı şekilde Batı destekli tehditlere karşı oluşturulan Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklığını dünyaya aslında simgeleyen bir garantörlük. Peki Ukrayna'daki garantörlük kimin tehdidine karşı olacak ve Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler buradan etkilenmez mi? Kesinlikle ona da gelecektim. Yani şimdi burada tamam 5 daimi Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi içerisinde Rusya da var. Rusya da bunun garantör devletleri arasında sayılıyor ama hadi diyelim Rusya ile tekrar aralarında sorun çıktı. Tekrar böyle bir savaş ortaya çıktı. Ne olacak o zaman? Türkiye garantörlüğün gereklerini yerine getirmeye başladığı andan itibaren bu sefer de Rusya ile arasında problemler çıkacak ve Rusya ile taraf haline gelecek. Bunun da mutlaka düşünülmesi gerekiyor. İşte onun için diyorum Türkiye hangi konularda garanti verecek? Yani garantörlük görevini yerine getirirken neler yapacak? Asker mi gönderecek? Silah malzeme mi gönderecek? Gıda yardımı mı yapacak? Ekonomik yaptırım mı uygulayacak? Ekonomik yardım mı yapacak? Bunların hepsi bunun içerisinde yer alması gerekir. Yani bunların ayrıntılı olarak belirlenmesi lazım. Eğer askeri anlamda fiili anlamda sahada yer alacaksa bu şekilde bir garantörlük söz konusuysa yani bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki geleceği görmemiz oldukça zor bu ilişkilerde ne olacağını bilemeyiz. O zaman Türkiye'nin burada taraf haline geldiğini de görüyoruz. Yani ileriki dönemde böyle bir gelişme ortamında Türkiye tarafsızlığını bozacaktır ve Ukrayna'ya karşı da Rusya'yı kaybetme durumu söz konusu olacaktır. Bunların işte konuşmanın başında belirttiğim gibi Türkiye bu anlaşmada garantörlük anlaşmasındaki rolünü iyi belirlemesi lazım. Hı hı. Görevlerini iyi belirlemesi lazım. Net çizgilerle ortaya konması lazım. Diğer ülkelerin de öyle. Yani çünkü burada bir savaş çıktığı zaman ileriki dönemde işte biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi Amerika ve İngiltere garantör.
ya da Ukrayna'ya güvencesini veriyor. Yani güvence vermiş durumdalar 1994'te. Nerede, hani ne yaptılar? Peki gelecekte ne olacak? İşte buradaki diğer ABD olsun, İngiltere, Fransa, 5 daimi üye, bunlar ne yapacak? Nasıl bir görev üstlenecekler? Ya da diğer Türkiye dışındaki diğer ülkeler, Almanya olsun, işte garantörlüğü istenen diğer devletler nasıl bir görev icra edecekler? Nasıl bir rol üstlenecekler buradaki meydana gelecek bir savaşta? Bütün bunların ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye taraf haline gelir ve burada güçlü bir müttefik demeyeyim mi, dostuyla da karşı karşıya kalır diye de düşünüyorum ben. Türkiye'nin burada stratejik çıkarları öncelikle göz önünde bulundurması gerekiyor değil mi hocam? Çünkü şimdi Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok hamlesi olduğunu biliyoruz. Özellikle Karadeniz'de de bu ilişkileri bozmak istediğini de biliyoruz. Bölgesel anlamda iki ülkenin birlikteliğinin Amerika'nın planlarını nasıl bozduğuna pek çok kez tanıklık ettik. Bu da acaba taktiksel bir hamle olarak Türkiye'nin önüne verilen bir koz olabilir mi diye düşündürtüyor insanı açıkçası. Yani mutlaka bu siz de belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri çeşitli mekanizmaları kullanarak, bunda FETÖ terör örgütünü kullanarak, PKK-PYD'yi kullanarak Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme çabaları oldu. Ama her seferinde de hem liderler bazında hem de kurumsal anlamda Türkiye ve Rusya bir şekilde çözüm buldular bütün sorunlara. İşte bu uçak düşürme krizi olsun, bizim askerlerimizin şehit edilmesi de olsun ya da Rus büyükelçisinin öldürülmesi olayında. Bütün bunlar Türkiye ile Rusya arasındaki gerçekten oldukça büyük krizlerdi. Ve bu krizlerin arkasındaki mekanizmaların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün kamuoyu da biliyor. İşte bunların hepsini Türkiye atlattı ve Türkiye ve Rusya bir şekilde bir ortak yol bularak, karşılarındaki düşmanı ortak olduğunu düşünerek bir şekilde bir çözüm buldular. Sizin de belirttiğiniz gibi bu da mutlaka öyle bir girişim de olabilir ya da bunun daha da ilerisi olabilir. Bütün bunlara işte her iki tarafta bir şekilde diyalogla ya da sağduyuyla çözüm bulacaklardır. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bugün bazı yerlerde ama çok az yerlerde sorunlu olsa dahi birçok yerde iki ülkede oldukça iyi bir diyalog içerisindeler. Karşılıklı yatırımları var. Birbirlerine karşılıklı şekilde muhtaçlar. Şöyle muhtaçlar. Mesela bugün Türkiye'nin işte hava sahasını kapatmaması Rusya'nın oldukça işine gelmektedir. Hem kendisinin diğer ülkeler olan irtibatını kuzey-güney istikametinde Rusya'nın işine gelmektedir. Türkiye de tabii burada tarafsız bir ülke olarak bu krizden bir Rusya gibi bir devleti tarafsız davranarak kaybetmemiştir. Dolayısıyla bu iki ülkenin de son 70-80 yıldır birlikteliği, işte Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın Türkiye'ye yardım etmesi, her ne kadar sonrasında işte Boğazlar'dan bazı istekleri olmasına rağmen ama baktığımızda son 100 yıl içerisinde hangi ülkenin, yani Rusya mı, ABD mi Türkiye'nin aleyhine çalışıyor diye hesapladığımızda, madde madde döktüğümüzde biz son 70 yıldır ABD'nin Türkiye'ye karşı politikaların daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde ben Rusya ve Türkiye'nin her ne kadar dışarıdan gelecek oyunlara karşı sağduyulu hareket edeceğini ve bu iki ülkenin de ilişkisinin bozulmayacağını düşünüyorum. En azından şu andaki iktidar döneminde böyle olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Sayın Gökçe, son sorumda Batı yaptırımlarına karşı Rusya'nın aldığı pozisyonla ilgili olacak bir ruble hamlesi yaptı Moskova. Bu da kendini savunmak açısından aslında oldukça akıllıca bir hamle oldu. Avrupa'nın da zaten Rusya'ya doğal gaz konusundaki bağımlılığını düşününce bu ruble hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? G7 liderleri bu ruble hamlesine kesinlikle karşı çıkan açıklamalar yaptı ama başka şansı var mı Avrupa'nın? Şimdi zaten burada piyasada vermiş olduğu tepki de oldukça olumlu. Mesela dolar ruble paritesi 84'e düştü. Yani ilk daha krizin başlangıcından önceki seviyelere indi. 134'lere kadar çıkmıştı sanırım. Bu piyasada çok olumlu bir mesaj verdi, algıladı bunu. Şimdi buradan da hareket ettiğimizde G7 ülkelerin bir panik havası oluştuğunu söyleyebiliriz bu ülkelerde. Kabul etmese de bile sonuç itibariyle
bu ülkelere siz doğalgaz ya da enerji ya da petrol almayacaksınız. Bu anlama geliyor. Başka yerden alın diyor Putin. Bugün bu konuda aslında bir gelişme de oldu. Bu da belki gözlerden kaçmış olabilir. Yani şöyle, bu da bu krizi oldukça önemsetiyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin ziyareti oldukça önemli. Bu Çin ziyaretinde yapmış olduğu görüşmede, özellikle Çin Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüşmede Afganistan'ın komşuları ile olan ilgili bir toplantıda işbirliğinin tekrarlamaları da oldukça önemli. Dolayısıyla Rusya, ben kendi doğalgazımı, kendi petrolümü satacak yer bulabiliyorum diyor. Ancak bunu işte bulamayan Avrupa ülkeleri bu konuda panik havasındalar. G7 ülkeleri panik havasındalar. Bu konuda Ruslar açısından doğru bir adım olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü yaptırıma karşı onlar da bir güçlü bir devlet olarak, Rusya güçlü bir devlet olarak yaptırımlara karşı kendisine tedbir alması en doğal hakkıdır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri petrol üreten ülkelerden 1 milyon varillik, günlük 1 milyon varillik petrol arzını çoğaltmaları yönünde bir talebi oldu. Bu ne kadar gerçekleşti, bu ne kadar başarılı? Burada Rusya'nın tekelini kırmak amacıyla bu yapılıyor. Ama sonuç itibariyle arz ne kadar çok olursa olsun, sonuç itibariyle bu arzın özellikle yaptırımı uygulayan ve ruble ile bunu alma durumunda kalan ülkelere ulaştırılması nakliyesinde de oldukça bir maliyet yüklenecektir. Yani bu da buradaki ülkeleri almak istemeyen, ruble ile almak istemeyen ülkeleri de olumsuz yönde etkileyecektir. Ve ruble almaya kalksa bu sefer ruble iyice değerlenecektir. Bu şu anda G7 ülkeleri, bu bütün ülkeler ya da yaptırımı uygulayan ülkeler bir çelişki içerisindedir diyebiliriz. Yani zor duruma düşmüşlerdir diyebiliriz. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Sıcak gelişmeleri Sayın Gökçe ile değerlendirdik. Şimdi haberlerimize döneceğiz. Yalnızca ustasının sözünü dinleyen, bilmeyeni yakan, yaralayan, bilenin elinde ise sanat eserine dönüşen bir malzeme cam. Suriye'nin başkenti Şam'da sıcak cam ustaları baba mesleğine devam ettiriyor. Cam ustaları zihinlerindeki tasarımları şekillendirmek için zamanla yarışıyor. Cam, maddenin halleri içinde gezinen bir sihir, ateşin dansından doğan bir mucize. Suriye'nin başkenti Şam'ın eski şehir bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş, baba mesleğini devam ettiriyor sıcak cam ustaları. Ustalar eski cam atölyesinde 1600 santigrat dereceye ulaşan fırınların başında cam eriğine üfleyerek en zorlu mesleklerden birini icra ediyor. Yüzlerce yıllık geçmişi olan bu sanatı yaşatmaya çalışan Suriyeli ustalar, sıcak camı zihinlerindeki tasarımlarla şekillendirmek için adeta zamanla yarışıyor. Milli sporcularımız Avrupa'da tekrar tarih yazdı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Serbest güreş milli takımımız Avrupa'da tarih yazdı. Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Milli sporcularımız takım halinde 141 puanla Avrupa ikincisi oldu. Serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibini 5-2 yenen Taha Akgül kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Gürcü rakibimle nasıl doğru geçeceğiz zaten belliydi. Yine kafa kafaya geçti. Feyzullah Aktürk de Bulgar rakibini 6-1 yenerek erkekler 92 kiloda altın madalyayı kazanan isim oldu. Çıkmadan önce hocalarım geldi dedi, söyledi. Eğer şampiyon olursa 3. şampiyonluk sana nasip olacak dedi. Bu da benim için ayrı motiveydi. Bu da nasip olduğu için gurur duyuyorum.
Kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Estonyalı rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Şampiyon oldum. Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten biliyorsunuz ilklerin kadın olduğum için yine bir ilk başardım. Kadınlar 50 kiloda altın madalyanın kazananı Evin Demirhan Yavuz oldu ve ilk Avrupa şampiyonluğunu hak etti. Kendime küçüklüğümden beri hep... Bedia Günse 4. kez üçüncülük kürsüsünü hak eden sporcumuz oldu. Kastamonu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ile birlikte sezon uzadı. İlkbaharda yağan kar kayak sporcuları için fırsat oldu. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sporcularını sevindirdi. Elif! Kayaklı koşu kar üstünde yaptığımız antrenmanlar bizi çok olumlu etkiliyor. Başarımız daha çok yükseltiyor. Kayak sporcuları önceki yıllarda Mart ayının başında sezon bittiği için çalışmalarını tekerlekli kayak ve patenle asfalt üzerinde yapıyordu. Bu yılsa Mart ayında yağan karla birlikte kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Sporcular karda antrenman yapma şansına sahip oldu. Kar bu sene çok iyi yağdı. Biz sporcular için de büyük imkan. Normalde geçtiğimiz sene sezonu kapatmıştık bu aylarda, bugünlerde. Yaz çalışmalarına başlamıştık ama bu sene eminim Nisan'ın sonuna kadar bu kar kalır. Çok bereketli geçti. Biz de sezon uzatma antrenmanlarıyla Ilgaz Dağı'mıza gelip gideceğiz antrenmanlar için. Antrenmanı kar üzerinde yapmak onlar için büyük fırsat. Sezonumuz geçen seneye göre bu sene biraz daha uzadığı için yeni sporcularımıza daha çıkarma imkanımız oluyor. Bu şekilde antrenmanlarımızı hani daha fazla kar görme imkanımız olduğu için daha iyi bir şekilde takip edebiliyoruz. Sporcular gelecek yıl Ocak ayında yapılacak kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kar yağışı böyle giderse Nisan'ın sonuna kadar sezonumuzun uzamasını bekliyoruz. Böyle uzarsa da yani sporcularımızdan daha fazla başarı bekliyoruz. Ordu'da 10 yaşındayken tekerlekli sandalye basketboluyla tanışan Efe Demirsan, kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. Birinci ligin en genç oyuncularından olan 13 yaşındaki azimli basketbolcunun en büyük hedefi ay yıldızlı formayı giyebilmek. Azmiyle büyük takdir topladı. Hedefi yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek. Evde oturmaktan daha güzel oluyor burada oynamak. En azından can sıkıntısı bitiyor. Efe Demirsan henüz 13 yaşında. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılı oyuncularından biri. 2019'da başladım. 2010'dan önce, daha önce hayatı yaşamıyormuş gibi hissettim. Yani evde duruyorduk. Oturuyorduk okuldan eve, evde duruyor, ondan sonra gezme falan. Ama şimdi buraya geldiğince daha güzel oldu. Abisi 2017'de babasına ait tüfekle oynarken silahın ateş alması sonucu kazara vurulan Efe yürüme yetisini kaybetti. 10 yaşında tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştı, hayatı değişti. Birinci ligin en genç oyuncusu şu anda Efe ama lig geneline bakarsak Pendik takımında bir 9 yaşında arkadaşımız var, o da geleceği parlak. Efe 2 senedir bizimle. Gelişim itibariyle o da iyi gidiyor. Üstüne koyarak gidiyor. Kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı. Attığı basketlerle takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sundu. İnşallah çıkacağız Süper Lig'e. Bence takımın performansı çok iyiyiz şu anda. Önümüzdeki çok güçlü takımları yendik. Efe'nin en büyük hedefi milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil etmek. Burada daha güçlü oynayıp milli takımlarda gitmek isterim yani. Kulüp başkanı Cemal Armutlu'ysa Efe'nin ilk günden bu yana yaşadığı değişimi anlattı. Takımla yaptığı çalışmalarla birlikte kendine bir özgüveni geldi. Hayatta her şeyin insanlar için olduğunu, bir birey olduğunu anladı. Özgüveniyle beraber takımda kendisini kanıtladı. Efe başarı azmiyle bütün engelleri aşıyor. Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti son yağışlarla canlandı. Yaz aylarında kuruyan ve son yağışlarla su seviyesi yeniden yükselen gölde turnalar ve flamingolar konaklamaya başladı. Son yağışlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne can suyu oldu.
Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti son yağışlarla birlikte canlandı. Türkiye'nin koruma altındaki önemli sulak alanlarından olan gölde su seviyesi son yağışlar ve karların erimesiyle 26 santimetreye yükseldi. Göçmen kuşların Türkiye'deki göç yollarından birinin üzerinde bulunan gölde turnalar ve flamingolar tekrar konaklamaya başladı. Yerlilerden de flamingolar yer yer gelmeye başladılar. Seyfe Gölü sulak alanında yaklaşık 245-250 civarında kuş türümüz mevcut. Nisan ve Mayıs'ta su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Burada su seviyesinin artması hayvanların daha fazla sürede kalmasını sağlıyor. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce Giresun'la ilgili çok güzel bir haber sunmuştuk. Onu getireceğiz ekranlarınıza ama bir son dakika gelişmesi var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapması bekleniyordu. O telefon görüşmesi yapıldı. Sıcak gelişmelerde şu şekilde: Erdoğan telefonla görüştü Putin'e. Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. İlk gelen bilgiler bu şekilde. Gelişmeler oldukça Ulusal Kanal ekranlarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Zaten aşağıda da son dakika bilgilerini görebiliyorsunuz. Biz şimdi Giresun'a gidelim. Giresunlu kadınlar koyun yünleriyle aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Piraziz Belediyesi sosyal tesislerinde yöredeki koyunların yünleri, giysi ve ev tekstili ürünlerinde değerlendiriliyor. Giresunlu kadınlar koyun yünlerini ekonomiye kazandırıyor. Piraziz Belediyesi sosyal tesislerinde keçeyle üretilen ürünler internet üzerinden alıcılarla buluşturuluyor. Kooperatif Başkanı Elif Doğanalp, kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Kooperatifin kurulma amacı ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve kadına istihdam sağlamaktır. Faaliyet alanlarımızda bölgemizin yöresel ürünlerini işleyip pazarlayabilmek ve yine bölgemizde yetiştirilen karayaka koyununun yünlerini işleyip keçeden ürünler elde etmekteyiz. Salgın döneminde doğal üretim ürünlerine talebin artması yöre kadınları için önemli bir fırsat yarattı. Ürünlere talep oldukça fazla çünkü artık pandemiden sonra da herkes doğala döndüğü için bizim ürünlerimiz de çok fazla doğal olduğu için talep de o yüzden fazla. Kooperatif üyesi Neslihan Gündoğdu da hedeflerinin ileriye dönük olduğunu söyledi. Keçeyle başladık kooperatifimize. Bundan sonra da böyle gidecek gibi görünüyor. Daha yeniyiz, çok ileriye dönük düşünüyoruz ve çok gelişeceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdiği de ifade edildi. Biraz önceki sıcak gelişmeyi de tekrar aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, İstanbul'da kurulan müzakere masası gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Putin'le Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediğini de dile getirdiğini ifade etti. İki liderin telefon görüşmesinin ayrıntıları oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Putin'in hem de Zelenski'nin İstanbul'da görüşme fikrine olumlu baktığını ifade etmişti. Şimdi bu telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu yeniden gündeme getirdiği gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini görüşmede dile getirdi. Detayları oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar haberimize dönüyoruz şimdi. Kapadokya'da bahar güneşinin yüzünü göstermesi hem turistleri hem de işletmeleri mutlu etti. Evet.
Kapadokya'da geçen hafta sonuna kadar etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Peri bacalarıyla kaplı Göreme Açık Hava Müzesi de havanın ısınmasıyla turist akınına uğradı. ATV motorlarıyla Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde de gezinti yapan yerli ve yabancı turistler keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Kapadokya'ya ilk gelişim. Singapur'dan geliyorum. Çok güzel bir hava. İlginç bir manzara var. ATV motorlarıyla vadilerde eğlenceli bir geziye katıldık. Gayet memnunum. 2 senedir biz bu Kapadokya tatilini düşünüyorduk. Balayı için buraya geldik. Kışa denk geldi ama böyle bir havaya denk gelmesi bize mutluluk verici oldu. Acente sahibi Halil Atay, bölgedeki hareketliliğin turizm sezonu için olumlu sinyal verdiğini belirtti. Bölgede artık güneş yüzünü gösterince misafirlerimiz de yavaş yavaş kendini gösterdi. Şu an için gündüzleri sabah balona, gün içerisinde de ATV, at turları, jip safari. Şu an bayağı yoğunluk başladı. Nisan ayı itibariyle de daha da artacağını düşünüyorum. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe dahil 12 ören yerinde eş zamanlı arkeolojik kazılar başlatıldı. Kazılardan elde edilecek bulgularla Neolitik dönemin sır perdesi aralanacak. Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe'nin de aralarında bulunduğu 12 ören yerindeki kazılarla Neolitik dönemin gizemi çözülmeye çalışılacak. Gürcü Tepe bunlardan biri. Harbet Suvan. Geçtiğimiz yapılan yüzey araştırmalarında keşfedilen Çakmak Tepe, Yoğun Burç, Say Burç gibi yerlerde bu bölgede Haran Ovası'nın etrafında Karhan Tepe ve Göbek Tepe ile çağdaş çok sayıda yerin olduğunu biliyorduk ve bunlara yenilerini eklemiş olduk. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, bir bölgede eş zamanlı olarak 12 kazı yapılmasına dünyada pek rastlanmadığını söyledi. Günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve en azından 1500 yıl boyunca kullanımı devam etmiş yerler bunlar. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, bölgenin dünyadaki en zengin Neolitik çağ kalıntılarını barındırdığını belirtti. Özellikle 12 tepe olarak biliyoruz ama yapılan diğer araştırmalarda da bu sayının artacağını düşünüyoruz. Şanlıurfa gerçekten de bu anlamda Neolitik çağın dünyadaki merkezi haline dönüşmüş olacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Rahime Yaşar, yeni ören yerlerinin turistler için alternatif bir rota oluşturacağını vurguladı. Urfa'ya gelen misafirlerimize alternatif bir tur ve ekstra gün demektir. Bu da ne demektir? Şehrin ve bölgenin ekonomisine çok ciddi katkısı demektir. Bundan otelde faydalanacak, acantalarda, taşımacılarda, restoranlarda, dolayısıyla birden fazla katma değeri olacak bu işin. Kazılarda elde edilecek bulguların insanlık tarihine ışık tutması ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak yeni keşiflere yol açması bekleniyor. Kars'ın köylerinde yaşayan besiciler yeni doğan oğlak ve kuzulara bebek gibi bakıyor. Baharın müjdecisi sayılan oğlak ve kuzularla yakından ilgilenen besiciler annesiz kuzu ve oğlakları biberonla besliyor. Kars'ta zorlu geçen kış aylarının ardından köylüler yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla mutluluk yaşıyor. Anneler doğduğu gibi annelerinde süt olmuyor. Yani aç kaldıkları için sütü, inek sütlerini ısıtıp biberonla veririk yiyirler. Yani günde 3 sefer, 4 sefer süt veririz böyle kemikleri irilene kadar. Ondan sonra otluğa çatımı vermeyiz. Kağızman ilçesine bağlı Karakuş köyündeki besiciler bugünlerde tatlı bir telaş içinde. Gebelik ve doğum sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakıyorlar. Annesiz kalan bazı kuzu ve oğlakları bebek gibi biberonla besliyorlar. Aynen çocuk gibi. Onlara da oyun evle ikindi veririz. Yatarken gelip saat 9-10'da biberonla süt veririz acıkmayalar diye. Annesizler üşüyorlar. Doğumlarla birlikte besiciler de gece gündüz kuzu ve oğlak mesaisi yapıyor. Kuzu ve oğlaklar günde 2 kez anneleriyle buluşuyor. Doğumlar geç başladığı için besiciler bu yıl, Nisan, Mayıs, hatta Haziran aylarında da doğumların süreceğini tahmin ediyor. Konya'da 400'ün üzerinde öğrenci Karatay'da düzenlenen Karatay Robot Yarışması'nda tasarladıkları robotları kıyasıya yarıştırdı. Robokar Atay projesine 45 okuldan bilim meraklısı öğrenci katıldı.
Konya'da Karatay robot yarışması yapıldı. Öğrenciler tasarladıkları robotları kıyasıya yarıştırdı. Yarışmaya Sünger Bob'dan da katıldım. Bu da bizim robotumuz Sünger Bob. 3 boyutlu yazıcıda parçalarını bastık. Ondan sonra parçalarını dizdik ve kodlarını yazdık. Gençler yarışma sayesinde eğlenirken öğrenme fırsatı da buldu. Belli görevleri yapabilen tasarımlı robotlar kıyasıya yarıştırıldı. Bu icat karbon monoksit ve metan gazını bulunduğu ortamda ölçüp Android cihazlara aktaran bir cihaz. Biz insanlara zarar gelmesin diye bu icadı, yani bu makineyi tasarladık. Robot yarışlarında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Proje ile ilçemizdeki 10 okula da robotik kodlama atölyesi kurduk. İlçemiz genellikle robotik teknoloji farkındalığını artırma, geleceğin popüler mesleklerinden birisi olan robotik kodlamayı tabana yayma ve kodlama okuryazarlığı oranını artırmaya hedefleyen bir ilçe. 45 okuldan 400'ün üzerinde öğrenci tasarladıkları robotlarla 9 farklı kategoride mücadele etti. Yarışmanın finalinde katılımcılara madalya ve para ödülleri verildi. Sosyal alanlarda iletişim kurma becerilerimizi geliştirebiliyoruz. Bu da bizim için olumlu bir şey. Ulusal Kanal ekranlarında günün sonuna geldik. Hafta başında yeniden saat 15'te görüşmek üzere. Yarının hava durumuyla bültenimizi noktalandırıyoruz. Thank you.